eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Böyle çekip gidemem. Onunla yüzleşmek zorundayım. Onunla yüzleşmek zorundayım. Böyle çekip gidemem. İki defa ilik nakli oldum. Dört defa kanseri yendim. Bu umudun hikayesidir. Benim için şükür çok önemli. Gülümsemek çok önemli. Bu kanseri tam dört kez yenen güzel oyuncu Açelya Elmas'ın herkese örnek olacak hayata tutunma mücadelesidir. Gel aşkım, gel aşkım. Tam dört kez kanseri yenen güzel oyuncunun en büyük sırrı ne? Kapari ve üzüm çekirdeği, seyizim çekirdeği. Tedavi sırasında sofrasından brokoli, soya fasulyesi, kapari ve çörek otunu neden eksik etmedi? Ara öğünlerimde üzüm, salatalarımda çörek otu. Haklısın. Biraz toparlanayım. Soya fasulyesini hastalığım boyunca hayatımdan hiç çıkarmadım. Kanseri tam dört kez yenen güzel oyuncu Açelya Elmas, umut veren hikayesiyle az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Günaydın efendim. Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın ve iyi haftalar diliyorum. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarımızın başına hoş geldiniz. Çok kıymetli konuklarımla birlikteyiz. Bugün haftanın ilk gününde efendim tıbbi onkoloji iç hastalıkları ve fitoterapi uzmanımız Profesör Doktor Can Feza Sezgin hocamız bizlerle beraber. Hoş geldin. Mutfağımızda sevgili Sevim Bekgöz bugün bizlerle beraber. Sevimci merhaba. Hoş geldin. Hoş. Ve az önce duydunuz işte kanseri tam 4 kez yenen sevgili Açelya Elmas bizlerle beraber. Hoş geldin Açelya. Hoş bulduk. Nasılsın? Çekeyim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Evet, bugün konuşacağımız çok şey var. Evet. Gerçekten ekranları başındaki izleyicilerimizi de ilgilendiren çok şey var. Bu hastalığı yaşasın yaşamasın değil mi? Mutlaka kesinlikle ki öğreneceğimiz, evet, senden çok fazla şey var. Mücadelesi boyunca gerçekten ne yedin, ne içtin, nasıl beslendi ve bu beslenme tarzını kimlerden öğrendi? Ben açıkçası çok çok merak ediyorum. Tabii ki araştırmak zorunda kaldığın durumlar oldu mutlaka ki. Ama sana şifa olmuş, ne mutlu. Tabii ki bu arada geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden sarsan bir olay da yaşamadık değil. Her zaman belki herkes senin kadar belki şanslı olamayabiliyor. 2,5 yıldır kanserle mücadele eden dünyalar güzeli, dünyalar güzeli bir gülüşe sahip sevgili Neslihan Cantay'ı maalesef kaybettik. O hep demişti ki hani belki kaybedeceğim. Ama en azından savaşarak kaybedeceğim ve arkamdan hep hani çok güzel cesur, evet, bir hikayesi vardı diye konuşulsun demişti. Nur içinde yatsın, dünyalar güzeli bir kızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz, sevenlerine sabırlar diliyoruz kesinlikle. Hocam bazı kanser türleri de gerçekten hani mücadeleyle kazanılmıyor mudur, nedir? Şimdi şöyle, tabii kanserin dördüncü evre dahi olsa, işte tekrarlasa dahi, evet, birçok kanserde iyileşme şansı var. Evet. Bir kere... Neye bağlı hocam bu iyileşme şansı? Bu iyileşme şansı tabii ki bir tıbbi tedavinin önemi çok büyük. Bunu kesinlikle özellikle vurgulamam lazım. İnsanlar tedavilerini yok fitoterapist, herbalist başlığı altında götürmesinler. Evet. İlgili uzmanlara başvuracaklar. Tabii ki, tabii. Biraz ki sonra hikayenizi de dinleyeceğiz. Doktorunuzu da... Sizi de çok yoğun tedavilerden güzel atlattığınız için sizi de ama doktorunuzu da tebrik ediyorum. Örneğin lenfomalarda 30-40 yıl önce elde edilen yaşam sürelerinin yaklaşık 8 katı elde edilebiliyor. Şifa oranları daha fazla arttırıldı. Birçok kanser türünde iyileşmeler var. Bir kere insanın kendisi, önce kendimiz neler yapacağız? Biraz sonra öğreneceğiz zaten. Tabii ki. İnançlı olacağız, bir mücadeleci, evet, olacağız. Evet. Kişinin kendine neler düşüyor burada, aynen, aslında değil mi? Depresyona girmemeye gayret edeceğiz. Çok zor. Uyku düzenimize, evet, dikkat edeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Bazen diyorlar ben üzülüyorum programda. Ne yersen ye. Öyle bir dünya yok. Evet. Çalışmalar kanser tanısı konduktan sonra eğer beslenmenizi düzenli ve sağlıklı önerilere göre yaparsanız, abuk subuk kürler değil bakın, düzenli sağlık kuralları var, sağlıklı beslenme, ona göre yaparsanız
iyileşme şansınız artıyor. Evet. Ölüm riskiniz azalıyor. Evet. Bakın bir doğa ilaç değil, beslenme bir ilaç değil ama tedavinizin bir parçasıdır. Destek. Evet. Her zaman onu söylüyoruz, destek. Çok ciddi bir destek. İnsanlara değil mi? Hemen şunu bir şey söyleyeceğim. Tabii Avrupa'dan ki. Da hastalarımız geliyor bize. Türkiye bu konuda oldukça ileri. Sadece beslenme, sadece diyet, sadece açlık diyetleriyle kanser tedavisi edilmez. Çok kötü durumda geliyor insanlar bize. Lütfen buna dikkat edelim. Beslenme bir yana çok önemli ama tıbbi tedaviler evet. ve sağlıklı kurallara uymak ayrı bir önem gerektirir. Birazcık hikayesini dinleyelim istiyorum tabii ki sevgili Açelya'nın da. 4 kez kanseri yendi ama en başına dönecek olursak ilk duyduğunda neler hissetmiştin? İlk duyduğumda ne tabii ki... Ne denmişti sana? Bana ilk önce hiçbir şey söylenmedi. Bütün çevreme söylendi. O dönemlerde ben kurşun yarasında oynuyordum. İlk halsizlikle başlayan bir süreç. Sonrasında hiperaktifim biliyorsun sen de. Böyle evet. bir hareketliyizdir, yerimize duramayız. Evet. Set zamanında uyumalar, hatta yani masada tabakları falan itip çekip uyumalar. Bir anda sürekli. Gelen. Evet, evet. Soba gördüğüm anda yanına kedi gibi gidip uyumalar falan. Sonra bayılmayla devam etti. Öksürük had safhada ben sürekli şey diye düşünüyorum. Dağlarda çekim yapıyoruz. Büyük ihtimalle soğuk algınlığı diye düşünüyorum. Ama soğuk algınlığı değilmiş. Yani bu tarz şeylerde hep diyoruz ya erken tanı çok önemli. Yani hemen gitmeseydim belki çok daha farklı belki geç olabilirdi. Geç kalmış olabilirdi. Olabilirdim. Muhteşem bir doktorum var. Allah'a bin şükür. Yani Profesör Doktor Burhan Ferenoğlu. Hep şey der, seni duvara koyacağım, yanına da reçeteni koyacağım. Çünkü bana kullanılan ilaçların, normal kullanılan ilaçların çoğu yan etki yaptı. Çok uzun süre yürüyemedim. Çok uzun süre ciğerim bir kısmını kullanamadım. Ciğerim küçüldü. Nefes alırken çok zorlandım Hangi açıkçası. Hangi kanser testi konusunda? Lenfoma, Hodgkin lenfoma. Evet. Evet. Sonrasında bu ABVD'ler var, farklı farklı ilaç türleri var. Onlar değiştirile. Bir şekilde sana uyumlu şeyler, olan, evet, iyi olanı bulmak için. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü yaklaşık bir sene, bir buçuk sene gerçekten yürüyemedim. Ve o setteyken hem çalışmam gerekiyor. Peki sen bir tuhaflık olduğunu hissettin değil mi? Hani uyuma isteğin, işte kıvrılma yani, isteğin, ne bileyim öksürüyorum. Evet, yani, sen konduramıyorsun ama sonra kendini. Nasıl öğrendin peki? En son sana Hastaneye gittik. Burhan Ferenoğlu ile tanıştık. Tetkikler yapıldı. Sonra hep beraber set ortamına geri döndük. Fakat set ortamında öyle bir durum var ki insanlar geliyor, benle konuşuyorlar, kenara gidiyorlar, ağlıyorlar. Benle konuşuyorlar, kenara gidiyorlar, ağlıyorlar. Sen dedim bunu ki, görüyorsun bir, tabii ki. Bir gariplik var, bir enteresanlık var. Hemen Şükrü Avşar aradım, yapımcımızı. Dedim yani burada bir olay oluyor. Bana bir söylemediğiniz şey bir şey mi var? Açar dedi, hani konuşacağız, hiç tedirgin olma, korkma vesaire. Doktorum demiş ki siz söylemeyin, ben anlatacağım. Tekrardan Allah'tan doktora gittik. Söylememişler, evet. Kenara köşeye gidip çıkıp ağlamak insanı daha evet. da fazla yani kötüsünü düşündürür evet, herhalde evet. diye düşünüyorum. Sonra... Aileme daha da kötü bir haber şeklinde gitmiş bu. Ailem setten de daha kötü. Yani hani yaşam sürecinin kısalığıyla ilgili bir şeyler bir, mi söylemişler? Evet, böyle hani çok zor bir döneme giriyoruz. Oh. Çok zor bir süreç. Böyle bir şey. Allah'tan umut kesilmez diye. Tabii çevredeki insanların da tutumu bu şekilde. Tabii. Ben hep şeyi söylüyorum. Evet, hasta güçlü olmalı ama çevresindeki insanlara daha çok iş düşüyor. Yakınlara, sevenlere, dostlara, arkadaşlara, hastadaki bu motivasyon, bu moral tek başına olabilecek bir Mümkün şey değil. Mümkün değil ya, kimse evet, duramaz yani. Yani çevrenizdeki insanlar sağlam olacak tabii. ki ben bir ekiple yendim sonuçta, tek başıma yenmedim. Sonrasında doktora gittiğim zaman tabii ki yavaş yavaş açıklana ilk sorduğum şey benim saçlarım olmuştu. Evet, dedim tamam her şeyi anladım. Bir dedim iğneden çok korkuyorum. İğne olacak mı? Doktorum böyle bir güldü ne tabii desin? Ki. Yani ne desin yani komple baştan sona. Sonra dedim ki peki saçlarım, çünkü ben setteyim, çalışıyorum. Evet. Yani saçlarım çok önemli. Dedi hani kemoterapinin yan etkisi olarak saçlarında tabii ki dökülme olacak dediği zaman ben dedim ki bir dakika bana izin verir misiniz? İçeriye gittim, tuvalete kendimi kilitledim. Orada bir deşarj süresi. İçinize atmanızı asla önermiyorum. Gerçekten bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Yani orada tamam peki oldu o zaman ben şimdi dik durayım, güçlü durayım demenin yok. Bir manası evet, yok yani. Orada yok orada, gerçekten. O bir ilk şok çünkü. Tabii. Hani savaşa başlayacaksanız ilk önce bir deşarj olmalısınız. Bir gücünüzü toplamalısınız.
Ben o tuvalete gittim. Açığa dedim bir kendine gel. Biraz ağladım, deşarj oldum. Sonra toparlandım, çıktım. Evet dedim, ne yapıyoruz? Ondan sonra zaten yola çıktık. Ya bu arada tedaviler, tabii başladı değil mi? Tedaviler doktorunun tabii başladı. Ki sana tedavileri, verilen tedavileri siz uyguladınız ve bu anlamda da sen kendi hayatını da değiştirdin. Beslenme düzenini değiştirdin, mutfağına giren çıkanı tabii değiştirdin. Hepsini evini bize açtığı sırada anlattı. Çok güzel bir veter hazırladık. Çok çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hep beraber bir izleyelim, sonrasında devam edeceğiz canlı canlı. Böyle çekip gidemem. Onunla yüzleşmek zorundayım. Onunla yüzleşmek zorundayım. Böyle çekip gidemem. İki defa ilik nakli oldum. Dört defa kanseri yendim. Bu umudun hikayesidir. Benim için şükür çok önemli. Gülümsemek çok önemli. Bu kanseri tam dört kez yenen güzel oyuncu Açelya Elmas'ın herkese örnek olacak hayata tutunma mücadelesidir. Gel aşkım. Gel aşkım. Tam dört kez kanseri yenen güzel oyuncunun en büyük sırrı ne? Kapari ve üzüm çekirdeği, seyizim çekirdeği. Tedavi sırasında sofrasından brokoli, soya fasulyesi, kapari ve çörek otunu neden eksik etmedi? Ara öğünlerimde üzüm, salatalarımda çörek otu. Haklısın. Biraz toparlanayım. Soya fasulyesini hastalığım boyunca hayatımdan hiç çıkarmadım. Açelya Elmas, Türkiye onu rol aldığı dizilerde hayat verdiği karakterlerle tanıdı ve sevdi. Ancak öyle bir an geldi ki güzel oyuncu bir anlamda kendine de hayat verdi. Çünkü kanseri tam dört kez yenmeyi başardı. Doğal yaşam, moral ve motivasyon. Ben kanseri tam dört defa yendim. Siz de yenebilirsiniz. Yeter ki umudunuzu kaybetmeyin, yaşama sevincini kaybetmeyin. Bakın neler yaptım. Lenf kanseri teşhisi konduktan sonra hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamış Açelya Elmas. Doktorunun verdiği tedaviyi uygulamasının yanı sıra beslenme alışkanlıklarını da tamamen değiştirmiş. İşte kanseri tam dört kez yenen güzel oyuncu Açelya Elmas'ın kanser savar yiyecekleri. Sürekli brokoli yedim. Hastanedeyken de, odamdayken de, evimdeyken. Aman Allah'ım, gördüğünüz gibi çok seviliyoruz. Sürekli brokoli yedim. Seyüzüm ve seyüzüm çekirdeği. Bunu bazen... Pardon, çok tatlısın. Lenf kanserini tam dört kez yenen güzel oyuncu Açelya Elmas, kara üzüm ve üzüm çekirdeğini nasıl tüketti? Kara üzüm ve çekirdeğini beraber kullanabilirsiniz. Çekirdeği tek başına tüketebilirsiniz. Salataları da katabilirsiniz. Üzümle beraber mikserden geçirip ikisini bir arada tüketebilirsiniz. Hem yemesi zor olmaz böylece, hem de daha lezzetli olacaktır. Bağışıklık sistemimizi yükselttiği gibi kan değerlerimizi arttırıyor. İşte kanseri dört kez yenen güzel oyuncu Açelya Elmas'ın en önemli destekleyicilerinden biri daha. Trombositleri yükselten kapari. Ben kaparinin marmeladını ve reçelini kullandım. Bunu Burdur'dan getiriyordum. Burdur'da yapılıyor. Gerçekten trombositleri yükseltiyor. En çok aldığım sorulardan biri, trombositlerinizi nasıl yükselttiniz? Tamamen kapari reçeli, kapari marmeladı ile yükselttim. Trombositlerimi kapari reçeli ile yükselttim. Açelya Elmas'ın kemoterapi sırasında en büyük destekçisi bakın hangi bitki olmuş. Türkiye'nin pek çok yerinden ısırgan otlu börekler, çörekler, bir sürü şey geldi. Isırgan otu kemoterapinin zararlarını hafifleten bir şey ve gerçekten kanserle savaşmanızda çok faydalı. Isırgan otu olmazsa olmazımdı. Güzel oyuncu Açelya Elmas'ın kanseri yendiği bu zorlu süreçlerde en büyük destekçilerinden biri de yeşil çay olmuş. Yeşil çay bir antioksidan biliyorsunuz. Aynı zamanda C vitamini. Tabii ki doz çok önemli. Günde 2 bardaktan fazla içilmesini istemiyoruz. Çünkü her şeyde olduğu gibi bunun da fazlası zararlı. Günde 2 bardak yeşil çay yeterli olacaktır. Zerdeçal,
Sağlıklı zamanlarınızda da, hasta olduğunuz zaman da, hastalığınızın ne olduğu hiç önemli değil gerçekten. O kadar faydalı ki zerdeçal. Yoğurda katıp yiyebilirsiniz bunu. Güzel oyuncu Açelya Elmas'ın kemoterapi gördüğü dönemlerde en büyük yardımcısı bakın hangi sebze olmuş? Soya fasulyesi. Soya fasulyesi normalde kullandığımız bir şey değil. Ben bunu çok araştırdım. Neden kullanmam gerektiğini sordum. Yine kemoterapinin zararlı etkilerini azaltıyor. Ve yeşilliklerden asla uzak durmuyoruz. Yeşillikler hayatımızın her evresinde yanımızda olmalı. Soframızda, sabah kahvaltımızda, öğle yemeğimizde, salatamızda yeşillikler gerçekten çok önemli. Bunlar hem C vitamini hem de bağırsaklarımız için çok önemli. Bağırsaklarımızın çalışması için çok önemli. Güzel oyuncu Açelya Elmas tedavi sürecinde nar, portakal ve havuçtan neden uzak durdu? A vitamininden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bazı şeyler hücre yeniler. Portakal gibi, greyfurt gibi, nar gibi şeyler hücre yeniler. Havuç da bunlara dahil. Ama iyileştikten sonra inanılmaz güzel bir antioksidan. Yani sofranızdan, dediğim gibi ara öğünlerinizden eksik etmeyin. Kanseri tam 4 kez yenen Açelya Elmas, antibiyotik yerine bakın hangi doğal besini kullanmış. Sarımsak yine o dönemlerde biliyorsunuz biz antibiyotik kullanmıyoruz. Kullanamıyoruz, çok zararlı. Enfeksiyon olmaması gerekiyor, bağışıklık sistemimizin yüksek olması gerekiyor. O dönemlerde günde bir tane alacağımız sarımsak bizim için çok yeterli olacaktır. Sarımsağı baş tacı eden Açelya Elmas'ın bir başka vazgeçilmezi de domates olmuş. Domates ısıtıldığı zaman çok önemli bir malzeme, madde, likopen ortaya çıkıyor. Likopen kanserle savaşta çok önemli. Çörek otundan bahsedeceğim. Çörek otunu muhakkak ve muhakkak güncel yaşamınızda, hastalık zamanında muhakkak kullanın. Hem çok kuvvetli bağışıklık sistemini yükseltiyor, hem yine doğal antioksidandır. Poğaçaların üzerine, salatanların üzerine koyabilirsiniz. Çok önemli. Kızılcık, ben çok kullanıyorum bunu. Yine antioksidan, C vitamini. Sağlıklı zamanınızda da, hasta olduğunuz dönemlerde de, hastalığınız gerçekten ne olduğu hiç önemli. Bir hasta olduğunuz dönemlerde de kullanmanız gerekiyor. Kanseri tam 4 kez yenen güzel oyuncu Kapari'nin tekrar tekrar altını çiziyor. Hasta olduğunuz dönemde trombositleriniz düştüğü zaman, trombositleriniz ne yaparsanız yapın çıkmadığınız zaman bir gerçekten alternatif tıp desteğidir. O trombositler inanılmaz bir hızla çıkacak. Bir kaşık, yani sabahleyin bir tatlı kaşığı, akşamleyin bir tatlı kaşığı, eminiz yeterli. Gördüğünüz gibi sadece biz değil, hayvanlar da nar suyu, üzüm suyu seviyorlar değil mi? Evet, bahçede çekim yaptığımız için tabii ki misafirlerimiz var. Çünkü benim evimin ve sitemin her yerinde hayvanlarımız var, hayvanlarım var. Onlardan ayrılamıyorum. Onlar da benim yaşama sevincim. Ama biz bu yemekleri, malzemeleri, ürünleri yemeklerimize tabii ki kullanmayacağız. Hastalık döneminde de kedi tüyü maalesef ki kist yapar. Ben kedimden bir süre uzak kalmak zorunda kaldım. Biliyorum çok üzücü bir şey ama yaşama sevincimizi ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar. O hastalık döneminde, o steril yaşam için hayvanlardan birazcık uzak olmamız gerekiyor. Keza ben inanılmaz seviyorum. Benim de 2-3 ay kadar ayrı kalmışlığım var. Sevgili Açelya, seni böyle sağlıklı, bir de böyle gerçekten yaşadıklarını böyle anlatabilmem bence çok güzel bir şey. Bence sen de kendini gördüğün zaman çok mutlu oluyorsundur. Evet, çünkü hocalarımızla sürekli burada anlattığımız şeyi tabii ki güzel bir şey değil ama deneyimlemiş ve şu anda burada oturuyor pozisyonda olması hakikaten çok çok önemli bizim için. Evet. Bu tedavi sürecinde sen araştırma yaptın değil mi? Bunları buldun. Yoksa ben, tabii ki mutlaka doktorun da tavsiye etmiştir. Şöyle, ben çok araştırdım gerçekten. Doktorum her şeyi yiyebilirsin dedi. Sadece hücre yenileyen şeylerden uzak durursun diye bahsetti. Hücre yenileyen şeylerden uzak durursun. Çünkü o sırada tabii ki vücudumuzda iyi hücreler olduğu kadar kötü hücrelerimiz de var. Bunların yenilenmemesi gerekiyor. Çünkü biz bazı şeyleri öldürmeye çalışıyoruz. O kötü hücreleri, tabii, kanser hücresini öldürmeye çalışırken bir yandan da onu yenileyecek şeyleri onu büyütecek yapmak, şeyleri büyütecek yersen, şeyleri yapmak tabii ki
kötü bir şey. Çok araştırdım, çok konuştum. Bir evet tıp doktorum vardı ama benim alternatif tıpçım da vardı. Yani herbalistimle beraber şey yaptık. Çünkü yeşil çay bile dozunda içilmeli. Ada çayı hani içiyorsunuz ama onun bile bir dozu var. Dozu olmalı. Biz dozu, son haftalarda evet. Sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten özellikle de ama son haftalarda kapariyi konuşmaya başlamıştım. Biliyor musunuz? İşte kapariyamı falan çok... yapıyorduk. Yok. İşte nasıl kullanacağız hocam? İşte salatalarınızı koyun falan. Açelya'nın burada üzerine durduğu en önemli besinlerden bir tanesi hocam kapari. Dilerseniz kapari kanserle nasıl savaşıyor? Bugün bir kez daha anlatalım. Kapari sadece bu arada kanserde de savaşmıyor. Hı. MS hastalığında yani pek çok çeşitli alanlarda da kapari çok faydalı. Evet. Hem kendisi hem çayı faydalı. Ben çayını da getirdim. Çayını daha sonra evet. Yapalım değil mi? Hocamdan kesinlikle. Dinleyelim sonra da üzerine kaparinin çayını da yapalım. Şimdi tabii hocam. Kaparinin özellikle romatoidizmal hastalıkları, karaciğer hastalıkları veya immünolojik hastalıklarda yararı var. Evet. Bizim ülkemizde sadece yararı bilmiyor. Kemik iliğini desteklemesi evet. Ayrı bir yararı. Bizim kanserde tabii şöyle kersetin dediğimiz bir madde var. Şimdi bu maddenin özelliği şu. Kanser hücreleri bizim sağlıklı hücrelerimizi köleleştirip kullanıyor. Doğru. Bunun özellikle son yıllarda çıktı. Kaparideki bu maddeler ve kırmızı soğanda da bol miktarda bulunur kersetin. Kersetin dediğimiz. Bu madde bu köleleştirmeye karşı vücuttaki immün sistemi ve antioksidan sistemi destekliyor. Tembelliğini özellikle, birazcık değil mi? Önüne geçmeye çalışıyor. Evet bizim kanser hücreleri gidiyor ki yan taraftaki... Bağ dokusu hücremde evet. Diyor sen benim için enerji üreteceksin diyor. İşte kapardaki kersetin bunu engelliyor. Evet. Bunu D vitaminiyle destekliyoruz. Bazen bazı tamamlayıcı antibiyotiklerle evet. Destekliyoruz. Bunlar hem immün sistemin yapılmasını uyarırken hem de kanser hücrelerinin vücuttaki o yalancı emirleri bizim aleyhimize yaptığı emirleri, komutları dizginlemede önemli bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Kaparinin trombositleri yükselttiği söyleniyor hocam, doğrudur. Tabii. Kapari trombositleri yükseltmede faydalı ama bunun yanında tabii trombosit için biz, benim de bir hastam çok araştırmacıydı, hatta bugün tedavilerine giriyor. Papaya meyvesi, Türkiye'de biraz pahalı ama inşallah Antalya yöresinde üretimle biraz daha ucuzlayacak. Özellikle papaya yaprak çayı, çalışmalar var, bilimsel çalışmalar ve meyvesi de tüketildiği zaman trombositi yükseltebilecek en başta gelen gıdalardan. Gıdalardan bir tanesi. Tabii biz işte trombositleri yükseltmek için özellikle keçi boynuzu pekmezi, yeşil mercimek, tabii ki vitamin mineralden zengin işte Açelya Hanım'ın da saydığı aslında ne beslenmemizin de cevabını, ne yiyeceğizin cevabını sahada kendisi veriyor. Evet. O bütün minerali, demiri, hepsini beraber alabileceğimiz doğal gıdalarla bütünleştirdiğimiz zaman kan değerlerimiz daha az düşüyor. Daha az düşüyor. Çok güzel. Ben o dönemlerde kemoterapi aldığım zamanlarda ağzımın içine yaralar çıkmıştı. O yüzden her şeyi çok iyi yiyemiyordum. Yani katı, işte taneli vesaire bu tarz şeyleri yiyemiyordum. Kaparin'in Burdur'dan bana şeyini göndermişlerdi, marmeladını göndermişlerdi. Hmm. Onu kullanıyordum açıkçası. Marmelat halinde tüketiyordun. Evet, aynen. Allah bir razı olsun onlardan da. Yine çayını tüketiyordum belki. Çayını tüketiyordum. Onun haricinde de üzümün ve çekirdeğin yine yiyemediğim için, yaralar çünkü bir şekilde acıyor, şey yapamıyorsun. Evet. Hep suyunu çekiyorduk. Yani mikserden geçiriyorduk ikisini beraber. Kaparin'in de dediğim gibi marmeladını getirtiyordum Burdur'dan. Onu kullanıyordum. Reçelini kullanıyordum ve çayını kullanıyordum. Çünkü bazen dediğim gibi o yaralar taneli şeyleri yemenize engel oluyor. Engel olabiliyor. Evet, o kadar hassas oluyor değil çok, mi aslında? Çok. Onun için de maske şebnemle de geçen gün konuşmuştuk. Aa hiç aklıma gelmedi. İşte bu yaralar için bir şey söyleyeceğim. Hemen aklıma gelmişken bu eldivenler vardır. Eldivenlerin içine biraz su doldurup ya da meyve suyu doldurup buzluğa koyun. O ağız yaraları ya da kemoterapi alırken ağzınıza koyduğunuz zaman o acı zamanını ve yara birazcık, olma hissini geçirecektir. Evet. Böyle bir de bir tavsiye bulunmuş olalım. Evet, evet. Sevgili Açelya, soya fasulyesinden domatese kadar değil mi? Kapari'den az önce bahsettik. Kırmızı üzüm çekirdeği, domates dedi. Peki bunlardan hangi faydaları gördü? Az sonra kendisinden dinleyeceğiz. Kısacık bir ara. Thank you.
Vallahi ben bayağı bir zor tuttum kendimi. Ne yapalım? Bir kez daha ailesi tabii ki tabii. Mutlaka ki perişan. Sabır diliyoruz buradan eğer başarı sağ olsun. Bizi izleyen de bu hastalıkla savaşan veya herhangi bir hastalıkla savaşan her kim varsa Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyoruz. Ve dönelim tabii ki işin umut dolu tarafına. Kesinlikle. Değil mi sevgili Açelya? Biraz önce başlamıştık, şimdi yine aynı şekilde mutfağından artık beslenme düzeninden eksik etmediğin besinlere ve neden eksik etmediğini bize güzel güzel anlatarak devam edelim dilersen. Soya fasulyesi demiştin. Soya fasulyesi kemoterapinin yan etkilerini birazcık daha azaltıyor. Bir destektir. Çok önemlidir. Ben çok kullandım açıkçası. Bir sonraki de kesinlikle... Ona hemen geçmeden öyle hocamızdan mi? Tabii tamam, soya fasulyesiyle ilgili bilgi alalım. Hocam şimdi nasıl savaşıyor kanserle ve kemoterapinin olumsuz tabii etkileriyle? Soya fasulyesi bizim sağlıklı protein kaynaklarımızdan birisi. Radyoterapi, kemoterapi vücutta belli bir tahribat yaparken tabii bunların hocam tamirinde de amino asitler, yani protein sentezinde bazı maddeler gerekli. Hı hı. Soya fasulyesi gibi bakliyatgiller bunu bize sağlamada doğal ve sağlıklı bir yolu getirir. Aynı zamanda bağırsaklarımızı da lifli yapısıyla destekler. Evet. Şimdi kemoterapilerde en önemli sorunlardan birisi kabızlık. Benim hastalarım çok, kadınlarda da çok yoğun. Evet. Lifli yapısıyla da özellikle kabızlığa karşı önemli. Bir de probiyotik. Çok önemli. Bağırsaklarımızın çok önemli. Bakterilerini destekleyen, probiyotini destekleyen prebiyotik vazifesi görür. Evet. Bağırsağınız ne kadar sağlıklıysa iyileşme şansınız da o kadar artıyor. Yeni evet çalışmalar hep bunu gösteriyor. İşte soya fasulyesi veya olsun diğer sağlıklı gıda kesinlikle, yani lifli yapısı, proteini, demiri, C vitamini, folik asidi vesaire bir sürü içerikleriyle
önemli. Karaindibi aynı zamanda mesela oradan oraya geçiyoruz ama kemoterapilerin karaciğere yaptığı hasarı da azaltmada evet, oldukça faydalı. Etkili. Safra evet, akışını da toparlamada etkili. Evet. Tabii ki böyle tek yönlü beslenmeyeceğiz. Soframızı çeşit, böyle donatacağız. Tabii ki çeşitlendireceğiz. Karahindibağı nasıl tüketmeli insanlar? Çünkü çok alışkın olduğumuz şimdi, bir besin değil. Karahindibağı evet salata olarak veya yemek olarak tüketilebiliyor. Yaprakları, yaprakları özellikle tüketiliyor. Kökünden biz tıbbi çay yapmada yaprak veya kurutulmuş kökünden de... Ki yapmışızdır tıbbi, hocam evet, değil mi programımızda beraber? Evet, yaptık. Ödem çözmede de evet, faydalı. Bir küçük şey söyleyeceğim. Yine benim hocamın bir şeyidir bu. Ben... Onu yerken biraz tuhaf bir tadı var. Evet. Çok da kolay yenen bir şey değil açıkçası. O yüzden ben bir alternatif yoğurdun içine ben koyuyordum. Ha, yoğurtla tadını beraber karıştırıp değiştiriyordu. Diye. Evet evet evet. Şifa niyetine. Aynen öyle değil söylerdi. Mi? Ben yiyemiyorum derdim. Hani nasıl yapacağım bunu? Yoğurdun içine koy, hafif hafif küçük küçük kes. Hı-hı. Yoğurtla beraber farkına varmadan gider öder. Tamamlar öyle yiyelim. Yoğurt öyle zaten birçok şeyin doğadaki evet, bazı nahoş yararlı gıdaların tüketilmesi de aslında mucize bir şey. Kolaylaştırıyor değil mi? Özellikle mesela keçi sütünden. Çörek otunu da yoğurtla karıştırarak yiyordun. Neden? Evet, çörek otu da yine bir antioksidan. Çörek otunun faydaları zaten saymakla bitmiyor. Yani hocam onu daha iyi anlatır. Bir tane iki tane diyemem. Böyle bir liste çıkar elinize. Değil mi? Yani bağışıklık sistemini var, yükseltiyor. İçindeki şey, isterseniz siz daha iyi bahsedersiniz. Tabii mesela çörek otunda timokinon dediğimiz bileşenler var. Bunu ben söyleyeyim mesela. İçindeki daha bir sürü bileşenimiz var ama bunların özelliği şu. Bağışıklık sistemimizi uyarıyor. Günde toplamda bir tatlı kaşığı çörek otu yağı veya kendisi çekirdeği. Evet, ben yağını da kullanıyorum. Tohumunu kullandığınız zaman bakın insülin direncinizi azaltıyor, evet, alerji, astım gibi yakınmalarınızı azaltıyor, immün sisteminizi destekliyor, kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. İşte neden doğanın en önemli şifalı bitkilerinden, gıdalarından dememizin nedeni de bu. Fazla kaçırmadan... Çörek işte, otunu şöyle değil mi? Bir tatlı kaşığı kadar havanda ezin derler hocam. Kesinlikle. Değil mi? Salataların üstüne dökün bol evet, bol. Evet. Ve çörek otu yağını da doğrudan içmeyin. Çok sert bir tadı vardır. Bilmiyorum evet, hani... Onu ya yoğurda katabilirsiniz yoğurt ya da salatalara yiyip, koyabilirsiniz. Salatalara güzel oluyor. Ve size gerçekten de o tedaviler esnasında yan etkileri toparlamada ciddi bir ek bir savaşçı diyelim. Ne yediğimiz ne yemediğimiz gerçekten herhalde çok bu dönemde önemli, çok kesinlikle, çok önemli. Siyah üzüm ve çekirdeği diyoruz. Antioksidan evet, özelliğini bildiğimiz evet, tabii ki çok çok önemli bir meyve. Siyah üzüm ve çekirdeği gerçekten bağışıklık sistemini güçlendirdiği evet, gibi... Kana da yardımcı oluyor, kan fazlığına da yardımcı oluyor. Ben şunu söyleyeyim, Ukrayna'dan bir şey getiriyordum, Enoant diye. Yine içinde siyah üzüm ve çekirdeği var. Vardı. Farkı şeyde soğuk iklimde yetiştiği için daha dirençli ve daha kuvvetli bir şey haline geliyor. O da otomatikman senin direncini mi arttırıyordu acaba evet, değil mi? Kan sayılarımı evet, yukarıya çıkarıyordu. Evet. Ben yine domatese gelmek istiyorum. Domates benim hani vazgeçilmezlerimden biri. Domatese hemen evet, geleceğim. Bu siyah üzümü mikserden geçirip hocam böyle yemek kanser tabii, tedavisinde çok ciddi katkıları şöyle, ben varmış. Ben hemen onu açayım. İçerisinde çekirdeğinde özellikle polifenol evet, dediğimiz bileşenler mesela, var. Kabuğunda da işte evet, o renk koyuluğunu sağlayan, dış ortama karşı direnci arttıran, evet, mikroplara direnci arttıran resveratrol maddesi var. Özellikle tabii ben hastalarıma şunu öneriyorum. Eğer aktif tedavi aldıysanız veya radyoterapi baş boyun bölgesini aldıysanız lütfen üzüm çekirdeği çiğnemeyin. Havanda dövün. Evet. O şekilde tüketin ya da yoksa işte dişinizi kırarsınız. Evet ya da mikserde. Kesinlikle özellikle ben meme kanseri hastalarımıza kürler halinde almayın diyoruz. Çünkü bitkisel östrojen içeriyor. Evet. Herkes her şeyi kullanamaz. Doğru. Ara ara tüketebilirsiniz. Resveratrol özellikle kanser kök hücrelerinin öldürülmesinde. Evet. Aynı zamanda da kemoterapi ve radyoterapinin o vücudumuza yaşlandırıcı yan etkilerini azaltmada önemli bir doğal bileşendir. Biz hatta onu karabiber ekstreleriyle kombinliyoruz ki evet, emilimini 10 kat arttırıyor. Artırsın diye. Böylelikle vücudumuzun yaşlanmasını engelleyip daha erken çökmesini de engelleyip immün sistemimizi arttırıyoruz, kemiklerimizi kuvvetlendiriyoruz. Bağışıklık sistemimizi arttırıyoruz, iyileşme şansımız artıyor. Resveratrol bütün morlarda var. Yani morlar aslında gençlik iksiri. Tabii. Gibi aslında kadarıyla, değil mi? Biz hep konuşuyoruz. Patlıcanda evet, da var. Fakat yine bu hastalık döneminde patlıcan için bir şey söyleyeceğim. Bu benim yaptığım hatalardan biridir.
İnanılmaz severim. Patlıcanın her türlüsünü severim. Yine o dönem ağızda yara olduğu için patlıcanda biliyorsunuz hafifçe çaplı nikotin de var ve ağızdaki yaraları yakıyor. Yani ne istersin, ne istersin diye soruyordu benim ailem. Dedim ki patlıcan istiyorum, yani ölüyorum, bana ne olur. Getirdiler, yiyorum, ağzım yanmaya başladı. Ay. Diyorum yanıyorum ben, bir şey oluyor, yanıyorum. Sonra doktorumuz geldi, dedim ki hocam yanıyorum, bir şey yaptım patlıcan. Ben bir şey. Normalde her zaman yediğini yiyemedin, ağzın değil mi? Ağzın yürüyken olmuyor, maalesef olmuyor. Peki Kızılcık'la devam edelim mi hocam? Tabii. Kızılcık'ı da sen hayatına soktun özellikle bu tedavi sırasında. Kızılcık'ı ben daha çok tedaviden sonra hayatıma soktum. Çünkü onda da çok yüksek miktarda C vitamini var. Yine C vitamini biraz hücre yenileyen olduğu için çok fazla, açıkçası hastalık döneminde değil, hastalıktan sonra ek direnç olarak yine bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Onun yanında da hastalığım zamanında sadece gribal enfeksiyon vesaire, hani hızlı toparlamam gereken dönemlerde kullandım. Dönemlerde yardım aldın. Evet. Hocamızdan da diğer faydalarını dinleyelim. Tabii kızılcığın özellikle hastalarımız hemen kemoterapi günleri tüketmeseniz bile diğer günler emniyetli bir şekilde kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsak tüketebiliyoruz. Özellikle doğal antiseptik, antibiyotik özellikleri var. C vitamininden zengindir. Bağışıklık sistemini en çok kuvvetlendiren madde bitkilerden, gıdalardan bir tanesi, birisidir. Ama çalışmalarda o kadar çok farklı kanser hücresini öldürdüğü gösterilmiş ki biz de bunu tamamlayıcı tedaviler olarak günde 1-2 su bardağı doğal ortamda yetişmiş kızılcık hoşafı veya kızılcık suyu. Ekşidir tadı biraz. Ekşi. Evet. O nedenle tüketimi bazen zor olabilir ama gerçekten doğa bazen zor tüketilmekle beraber ciddi şifalar verir. Yine aynı zamanda şeker hastaları tüketebiliyor muyduk kızılcığı? Efendim? Şeker hastaları tüketebiliyor muyduk? Tabii kızılcığın zaten şeker yükü fazla değildir. Değil midir? Hatta şekeri biraz azaltıcı özelliği de vardır. Bu kadınlar için de aynı zamanda bir iltihap sökücüdür kızılcık. Çok önemli. Kuvvetli antimikrobiyal, çok antiseptik. Güzel. İdrar yollarında kadınlar çok sık sistit geçirir mesela. Evet. Sık sistit geçirenlerde yurt dışında kramberi vardır. Türkiye'de tam bunun karşılığı yok ama bizim de kızılcığımız var. Benzer etkili. Ve onun da hoşafını veya suyunu günde 1-2 su bardağı kullanıyoruz. Bakterilerin tutunmasını azaltıyor. Bakın doğa bize farklı farklı silahlar veriyor. Tabii ki antibiyotik gerektiği zaman kullanılacak önemli enfeksiyonlarda bu sefer daha ciddi hayati risklere girebiliyoruz. Mecbur kullanmak gerekiyor. O nedenle biz, benim de özellikle kızılcık hoşafını başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok hastamın diyet listesine ekliyorum. Yardımcı tedavi olarak. Kırmızı bibere gelelim. O da C vitamini. O da onu güzel. Onu da bol bol tükettin. Evet, C vitamini, evet. Yine renginden dolayı hocam bize birazcık var. Anlatsın. Tabii, kapsaisin de vardı içinde. Acı, özellikle acı kırmızı biberde kapsaisin vardır. Metabolizmayı hızlandırıyor aynı zamanda. Vitamin ve mineralleri çok zengindir. İmmün sistemi arttırır. Özellikle kapsaisin maddesi bu. El ayaklarda uyuşmalar, yanma batmalarda da kremlerin içerisine katılarak özellikle tıbbi tedavilerde kullanıyoruz biz onu. Tabii biz onun kıymetini bilmiyoruz aslında. Yurt dışından geliyor onlar bize. Çünkü biz tukaka diyoruz bitkisel tedavilere. Maalesef. Halbuki bunlar doğayı uygun bir şekilde kullanırsak yakınmaları giderebiliriz. Mesela örneğini sizin zaten yürüme zorluğu herhalde bu uyuşmalardan. Uyuşmalar değil. Ben de sinir hücrelerinde ölüm gerçekleşti. İşte nöropati dediğimiz elektrikle. Hissizlik ve elektriklenme, nöropati. Onları elektrik vererek tekrardan eski haline getirebildim. Bir de o zamanlar ben dövüşüyordum. Yani hastalıktan önce dövüşüyordum. 6 sene boyunca kickboks yaptım. Tekrardan canlandırabilmek için bacaklarımı havuzun içinde kickboks çalışmak zorunda kaldım. Hem elektrik tedavisi hem de kendi çapımda bir fizyoterapi oldu aslında. Bakın şöyle, sizin yaptığınız şimdi yeni bilimsel çalışmalarda. Ben bunu hepsi kendim buldum. Yani eğer doktorunuz, biz hastalarımızda bir uyuşma, el ayaklarda uyuşma olabilir. Engellemek için nöropati diyoruz biz bunu aslında. Evet. Kullanılan doğal bir ilaç yapıyor bunu. Cezayir menekşesinden elde edilen ama lenfomanın da standart tedavilerinde bulunan bir ilaç. Bunlar da eğer nöropati yapacak bir ilaç kullanılıyorsa diyoruz ki el işi yapın, resim yapın, ince işler yapın. Ayaklarınız da çıplak ama emniyetli bir yerde yürüyüş yapın. Neden? İşte fizik tedavisidir bu. Beyne sürekli sinir çalışarak uyarı, impuls gidecek ki sinir hasarı azalacak. Tek tedavisi de inanın korunma yöntemi de bu. Evet. Sizin yaptığınız da bu. Evet. Doktorunuzu da tebrik ediyorum. Sizi de.
Evet. Şimdi brokoli dedi, domates dedi, başka bir şey demedi. Onları az sonra neden tükettiğini soracağım ama şimdi tekrar bir veterimiz var. Bu sefer bahçenden bize sesleniyorsun değil mi? Çok evet, güzel çok görüntüler seviyorum. Var hep beraber. Biz deyim sonrasında devam edeceğiz. Kış 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 kış. Kanseri tam 4 kez yenip herkese umut olan güzel oyuncu Açelya Elmas sağlığı ve huzuru doğal yaşamda bulmuş. Çocuklarım, 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 gel, 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 gel. Kemoterapi sırasında güçlü olmak için en büyük desteği organik yumurtadan aldı. Kemoterapi sırasında kaslarımız maalesef zarar görüyor ve zedeleniyor. En büyük protein kaynağımız yumurtalarımız. Yumurtaların da organik olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz dışarıdan ve marketlerden alınan yumurtalar birazcık açıkçası zararlı. Bu yüzden oturduğu sitenin bahçesinde tavuk bile beslemeye başlamış Açelya Elmas. Tavuklar ve ördekler aynı zamanda güzel oyuncunun stres atmasına yardımcı olan neşe kaynakları. Çocuklarım, gel buraya. Gel çocuğum, gel, gel, bağırma oradan, gel. Gel, gel, gel. Eğer imkanınız varsa küçük bir kümes bu şekilde hem stres attırıyor hem de doğal yumurtalarınız oluyor. Kanser zamanında, hastalığım zamanında kemoterapilerden dolayı kaslarım çok zedelendi. Güçsüzleşti, uzun zamanda yürüyemedim. O dönemlerde en önemli besin kaynağım protein olan yumurtaydı. Yumurtayı çok kullandım fakat yumurtaların organik olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef ki markettekiler biraz zararlı. Buyurun, buyurun beyefendiciğim, buyurun gelin. Gel, ne? Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Gel, 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 dünya tatlısı, gel. Gel, bana gel. Bak, bak, bak. Sıra doğal seramızda. Bakalım güzel oyuncu Açelya Elmas'ın kanser savar serasında neler var? Evet, burada da doğal seramız var. Şurada gördükleriniz benim acı sivri biberlerim, kırmızı biberlerim. Acıyı çok seviyoruz. Patlıcanlar var, domatesler burada. Salatalıklarımız var. Olabildiği kadar doğal kullanmaya çalışıyorum. Birazdan göreceksiniz. Bahçemde de nanelerim var. Evet, hadi gidelim mi bahçeye? Gel aşkım, gel aşkım. Bak kim var burada, bak kim var burada. Oh, bu benim canım, bu benim aşkım. Bu benim yaşama sevincim. Gel bakalım, gel. Acıktın mı? Ne? Konuşuruz. Sürekli konuşuruz. Bahçem benim moral ve motivasyon kaynağım. Bahçem ve tabii ki hayvanlarım. Onlarsız bir hayat gerçekten düşünemiyorum. Burada Melisa'm var. Yeni açmaya başladı. Akşamları bunun yaprağından bir çay uyumak için birebir çok rahatlatıyor. Ve burada nanelerim var. Doğal nanelerim. Nanenin ötesinde resmen mint bunlar. Bunu da salatalarınıza koyabilirsiniz. Çayı muhteşem oluyor. Benim için şükür çok önemli. Gülümsemek çok önemli. Bu şükür ve gülümsemeyi de hayatın içine dahil olarak, işlerimden kopmayarak, insanlardan, sevdiklerimden kopmayarak yapıyorum. Güne gülümseyerek başlıyorum. Yaşama sevinci doluyum. Pozitif enerji, çevrenizdeki insanların size vereceği moral, destek. Bunlar gerçekten bu hastalığı yenmeniz için, hayata tutunmanız için, pes etmemeniz için çok önemli. Yerde bir hayır vardır derler ya, işte yepyeni hayatıyla son derece sağlıklı, evet, değil mi? Hayata çok daha farklı bakan bir Açelya var aslında çok şu anda. Çok daha farklı. Yani nasıldı önceden?
Ya önceden nasıldı? Daha karamsardım hayatın içinde, daha çok iş, çabalamak, oraya koştur, buraya koştur. Sevdiğim insanlara çok fazla vakit ayıramıyordum. Daha çok işim ön plandaydı benim için. Onun haricinde gerçekten küçücük bir şeyler bile benim moralimi bozabilirdi. Ama şu anda o kadar farklı görüyoruz ki uyandığım anda gülümsemeye başlarım. Çünkü hayatın içindeyim, varım o anda. Bunu unutuyoruz. Yaşam bize verilmiş en büyük hediye. Nefes almak da öyle. Sen bize ne güzel ki bunu hatırlattın. Evet. İlla böyle onun kadar ciddi bir hastalık yaşamamız mı lazım ki sabahları hayata gülümseyerek uyanalım? Evet. Aynaya baktığım zaman bile karşımdaki insana gülümsüyorum. Ben ve ne haber, nasılsın, hoş geldin. Kız Açelya. Ne haber, bugün nasılsın? Harikasın. Peki hemen brokoliye girelim. Tamam. Bol bol brokoli yediğini söyledin. Evet, değil mi? Brokoliyi çok kullandım. Yine C vitamini olması açısından, yine kemoterapinin yan etkilerini azaltması bakımından. Evet. Hem de yemesi kolay açıkçası. Yoğurtla vesaire zeytinyağlı olarak da yenebiliyor. En sık tükettiğin besinlerden bir tanesi oldu. Hocamdan deneyelim tabii ki. Bu tedavi sırasında brokoli turpgiller ailesinde özellikle turpları, lahanayı veya turpu da bunun içine katacağız. İçerisinde biz programlarımıza hep anlatıyoruz. İzotiyosanat dediğimiz sülforafan kuvvetli antikanser bir maddenin öncüsü var. Bunu da özellikle çok pişirmeden yarı çiğ tükettiğimiz zaman brokoliyi haftada bakın 1-2 porsiyon bile sağlık için yararlı, kanser riskini azaltmada yararlı. Ve tedavilerde de işte antikanser bileşenleriyle beraber özellikle yoğurtla veya sarımsakla veya limonla karıştırdığımız zaman vücudumuzun immün sistemini belirgin arttırıyoruz. Aynı zamanda kanser hücresinin öldürülmesine bir vücudumuza bir silah daha veriyoruz. Belki tek başına çok etkili olmayabilir ama siz çeşitlendirdiğiniz zaman işte çörek otu tozudur, yağdır, diğer koyu renkli, yeşil renkli sebzelerdir veya koyu mor, kırmızı, turuncu renkli meyveler veya koyu yeşil sebzeler. Bunları da koyduğumuz zaman bakın vücudumuz hastalıklarla savaşma ve yok etme yeteneğini tekrar kazanıyor. Evet. Özellikle brokolinin ve turpgiller ailesinin çok fazla aşırı tüketmenize gerek yok. Haftada 1-2 porsiyon bile tüketmeniz iyileşmenize yeterli yardımcı olacaktır. Olur. Evet, sevgili Açelya gibi kanserle mücadeleden vazgeçmeyen ünlülerimiz de vardı. Belki hatırlayacaksınız, birkaç tanesini bugün yine örnek olması açısından paylaşmak istedik. Güzel oyuncu Arzum Onan lenf kanseriyle mücadele etmişti. Mücadelesinin ardından da kanseri sevgiyle yendim demişti. Bu müthiş bir bakış açısı. Burada tabii moralin değil mi, yaşam enerjisinin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada özellikle ben onu da şuradan seyircilerime de göstereyim bakın. Kanserde doğru bilinen yanlışlar. Dünyada ilk defa derledik, toparladık. En çok merak edilen 100 soruya ve iyileşen 4. evre vakalarında bulunduğu hikayeler, hasta hikayeleriyle yanıt verdik. Şimdi sevgi, uykuya dikkat, stresin azaltılması, yaşama sevincinin tekrar kazanılması, immün sistemin arttırılmasında, immün sisteminiz canlıdır, aktif çalışır, beyniniz düşünce nasıl kabız kalırsınız, mideniz ağrır veya sinirlenince veya bir aşk acısı çekince nasıl içinizde sıkıntı düşer? Evet. İmmün sistem de bu şekilde çalışır. İmmün sistemin stresini, sıkıntısını kötü hastalıklarla gösterebilirsiniz. Amaç onların en iyi çalışmasına uygun ortamı sağlamak. O nedenle sevgi, çevrenizde sevgiyi paylaşacağınız ve sevgi verebileceğiniz insanlardan veya canlılardan kurulu bir ortam olması çok çok önemli. Canlılarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çünkü çoğu zaman kedi ve köpeğin uzak tutulması söyleniyor bu tedavi sürecinde. Ben tıbbi onkoloğum. Organ kanserlerini tedavi ediyorum. Evet. Açelya Hanım hematoloji dediğimiz kan hastalıkları bölümü. Orası biraz farklı. Orada bir farklılık şimdi, var. Şimdi tıbbi onkolojide ben hastalarımın kan değerleri genelde çok düşmüyor. Nadirdir çok düşmesi. Fazla düşmediği için immün sistemler kan kanserlerine veya lenf kanserlerine göre daha iyidir. Hastalarıma evde kedi, köpek veya herhangi bir canlı varsa bırakmayın, tutun. Niye? İşte sevgiyi paylaştığınız zaman, sevgiyi gösterdiğiniz zaman, o da size sevgisini karşılıksız verdiğiniz zaman immün sistem artıyor. Bunun bilimsel çalışmaları var. Sadece insanlara diyorum, bulunduğunuz ortamda, yani başınızı koyduğunuz yerde canlıyı sokmayın. Onun dışında ev ortamınız dahil, bahçeniz dahil besleyin, ayırmayın. Çünkü
o canlının ayrılması da sizde ayrı bir travma yaratacak. Çok, çok acayip. Umutsuzluğa kapılmamak belki buradaki en kilit noktada evet, diyebiliriz. Kesinlikle. Değil mi hocam? Peki. Şöyle bir şey var. Ben şimdi steril ortamda bulunmak zorundaydım. İki defa da ilik nakli oldum biliyorsunuz. Evet, bu arada evet. İlik nakli ile ilgili de bir organizasyonum var. Farkındalık ve bağışıklık. Evet, bu konuda da mesaj vermeni evet, isteyebiliriz. Evet, evet. Çok mutlu oluruz. Çok korkulan bir şey. İnsanlar bağış yapacakları zaman zannediyorlar ki kemiklerinden bir şey alınacak, vücudundan bir parça alınacak. Böyle bir şey değil. Çoğu zaman sadece kan vermeye tüp, bile çekiniliyor. Evet, 3 tüp kan veriyorsunuz. Sonra bu uyumlu mu değil mi, kanınız yeterli mi, buna bakılıyor. Eğer bir donör, bir bağdaşan olursa eğer size geri dönüyorlar ve diyorlar ki bir canı kurtarabiliyorsunuz. Evet. Evet. Ve siz de diyorsunuz ki evet ben bu canı kurtarmak istiyorum. 2-3 gününüz hastanede geçiyor. Bu kök hücrenizi çoğaltacak ve canlandıracak bir ilaç veriyorlar. Sonra damar yoluyla girip kanınızı alıyorlar. Kök hücreler ayrışıyor. Kanınız size tekrardan geri dönüyor. Ben kendi iliğimi kullandığım için çok şanslıydım. Ben kendi iliğimi kullandığım için bunu birebir yaptım. Evet. Evet. O yüzden de çok iyi biliyorum. Yani gerçekten korkulacak bir şeydi. Ben iki defa kendi iliğimi kendime verdim. Çok şanslıydım. Yani. Bir hayat kurtarmak. Evet, çok yakında bununla ilgili çok büyük bir organizasyon yapacağım. Sizi de bekliyorum muhakkak. Kedi, köpek ve sevgi konusunda hep diyorum ya, ben bir orduyla yendim. Benim çevremdeki insanlar bana umutlarını verdiler, güvenini verdiler, sevgilerini verdiler. Şükrü Avşar'la konuşurken dedi ki bana, Açelya bu bir yolculuk, bir trendeyiz. Ya beraber o son durağı göreceğiz ya da sen yarı yolda ineceksin. Ben sana güveniyorum o son durağa kadar beraber gideceğimize. Çünkü ben bir dönem ikinci ilik naklini olayım mı olmayayım mı diye böyle bir karamsar kalmıştım. O zaman bütün sevenlerim bana o kadar büyük bir destek, inanç, bir güven, bir destek ve sevgi. Böyle bir sevgi yok gerçekten ve aşk diyorum ben her zaman hayata en güzel bağlayan şey. Evet. Sevdiğinize, sevginize, ailenize, hayvanınıza, doğaya, çiçeğe, böceğe, her şeye yani. Ama evet. Aşk yani. Aşk evet, çok önemli. Benim kedimden ayrılmam çok zor olmuştu ama ben mecburdum o 2-3 ay içerisinde. Çünkü evet, dediğim gibi ilik nakli bütün hücreleriniz sıfırlanıyor. Ve tertemiz bir vücuda yeni ilikler, yeni kök hücreleri verildiği zaman bir bebek kıvamındasınız. Ben bütün evet, bebeklik aşılarımı bile tekrar oldum. Ve şu anda son 2010'da ilik nakli olmuştum. Şu anda 9 yaşında sayılırım. Evet. 9 yaşında bir kız çocuğu genelde sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki kanserle mücadeleden vazgeçmeyen bir diğer ünlümüz ise Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın. Burunla ağız arasında görülen nazofareks kanseriyle mücadele etti. Tabii ki buradan yine çok geçmiş olsunlarımızı iletirim. Hocam nedir nazofareks? Nazofareks kanseri fareks, özellikle burunla yutak arasında kalan bölgede evet, çok boğazımızın arka tarafında gelişen bir bölge. Burada tabii kanser veya lenf tümörü gelişme riski var. Bunların da özellikle bazı virüsler, EBV dediğimiz Epstein-Barr virüsü veya bazı kimyasallar, evet, bu tür kansere ailesel, genetik az da olsa riskleri var. Bunlara neden olabiliyor. Özellikle bu hastalarda tabii dolgun, boğazda bir dolgunluk hissi, burun tıkanıklığı, burun tıkanıklığı veya bir burundan gelen veya ağızdan gelen bir kanama, bu tür hastalıkların habercisi olabilir. Kelmeliğim, ne yapıyoruz? İşin uzmanına, alternatif tıbba değil, işin uzmanına gidiyoruz. Kulak, burun, boğaz muayenesinden sonra tanı konuluyor. Ve tedavisinde de kemoterapi, radyoterapi, kemoterapi deyince aklınıza böyle ya kimyasal, kullandığımız kemoterapi ilaçlarının önemli bir kısmı onkolog veya hematologlar tarafından kullanılabilen doğal ilaçlardır. Tabii ki yan etki yapabilir ve klasik evet, bitkilerden daha kuvvetlidir kanser etkileri. O nedenle bakın ne de güzel tedavilerini olmuşlar, evet, şifalarına da kavuşmuşlar. Filiz abla zaten Filiz Akın bir asalet örneğidir. Evet. Benim o dönemde en büyük destekçilerimden biridir. Bana kel meleğim derdi. Ya. Beraber bu sarı bileklikleri yapmıştık. Meme kanserine destek olsun diye makineler alınmıştı. Hastanelere destek olmuştuk. İnanılmaz. Daha öncesinde tanışıyor muydunuz? Sonra senin rahatsız olduğunu duyunca mı? Rahatsız olduğum dönem biz bir araya geldik ve ondan sonra hiç kopmadık. Evet, şimdi... Ne kadar büyük moral olmuştur inanılmaz sana. Yani zaten benim en büyük destekçilerimden biridir kendisi. Harika. Çok severim. Peki, şimdi ısırgan otu kemoterapide kullanılır mı kullanmaz mıyız soracağım. Sizin için size soracağım hocam. Sonrasında açıyla nasıl kullanmış onu konuşacağız. Şimdi ısırgan otunu yoğun ben kullanmıyorum. Fakat hemen açalım. Yasaklar arasında değil.
Tabii ki yine doktorunuzun izin vermesi ölçüsünde. Bazı insanlar da karaciğer testlerini az miktarda da olsa bozabiliyor. Ama bağışıklık sisteminin uyarılmasında ve kemoterapi hasarının azaltılmasında özellikle biz kullanırız. En çok kullandığımız kanser tipi ısırgan otunu prostat ve idrar yolu kanserleri. Özellikle prostat büyümesine bağlı veya prostat kanserine bağlı yakınmaları azaltmada, kanser hücrelerinin öldürülmesinin arttırılmasında, dediğim gibi immün sisteminde uyarılmasında ısırgan otunu kök veya yaprakları, tohumu değil bakın yanlış biliniyor, kök veya yapraklarını çay olarak tüketebiliyoruz. Evet. Tabii bunların hepsinin bir dozu var. Burada insanların tabii gelişi güzel bunları kullanmaması lazım çünkü etkileşimler olabiliyor. Evet. Peki senin hayatına nasıl girdi ısırgan otu ve salatası diyelim? Çünkü az sonra bu salatayı sen burada yapacaksın. Ben ısırgan otunu hiç bilmiyordum, hiç tanımıyordum. Benim hasta olduğum dönemde Ayvalık'ta kaldığım zaman Türkiye'nin dört bir yanından benim otel odama ısırgan otlu börekler, çörekler, bilenler varmış şeyler. Değil mi? Evet yani. Sen bir dedim ki ne oluyor yani evet koli koli bir şeyler geliyor. Sürekli açın bu size, bu size, bu çayınız, bu böreğiniz. Dedim bunlar ne, hepsi ısırgan otlu. Ve gerçekten hanımlarımız üşenmemişler. Türkiye'nin dört bir yanından ne hepsine dualar ve teşekkürler buradan destekleri için. Börekler yapıp bana göndermişler. Üzerine notlar yazmışlar dualarımızla yediye falan. Benim hayatıma ısırgan otu böyle girdi. Ben bunu bilmiyordum. Yani sonrasında da sen galiba bir salata yapmaya başladın evde. O salatanı da şimdi bizim için burada yapacaksın. Evet. Hadi başlayalım mı? Tamam başlayalım. Mutfakta beraber yapacağız ısırgan otu salatamızı. Nerede, nereye koydunuz? Masaya mı koydunuz? Tamam masada. Buradaymış malzemeleri. Öyle mi? Burada görebiliyor musun sen malzemeleri? Ben ilk defa görüyorum çünkü. Nerede malzemeleri? Salata kasesi şurada. Diğer malzemesi masada. Masada. Tamam. Isırgan otu salatası yapacak. Evde tükettiğin şekliyle galiba değil mi? Ama ısırgan otunun tazesi yok galiba. Evet şu an tazesi yok. O yüzden kurusunu kullanacağız büyük ihtimalle. Rokası varmış galiba. Fesleğeni varmış. Rokam, fesleğenim var. Nanem var. Kaparilerim vazgeçilmezim, vazgeçilmez burada. Vazgeçilmez zaten. Isırgan otlu bir mevsim yeşillikli salata gibi de diyebiliriz aslında evet, herhalde. Evet ama onu nasıl yapacağız? Dur kapsın bir saniye hemen ayarlıyorum. Şurada hemen. Şöyle. Hocam da bu arada içine kattıklarımızı da anlatabilirsiniz siz de. Dilerseniz tamam. Roka ile soya başlayalım. Soya filizin de. Evet roka özellikle birçok bizim hani kanser tedavi hep kanser kanseri ama sağlık yararı çok fazla. Kemiklerin desteklenmesi, K vitamininden zengin, C vitamininden zengin, mineraller var, demir içeriyor, lifli yapısı var, bağırsak sağlığımızı da destekliyor. Bu özellikleriyle roka hem kansere karşı mücadelede hem de karaciğerimizin hasarının azaltılmasında oldukça faydalı. Fazla verdim galiba biraz değil mi canım? Biraz ayırıyorum şöyle. Bol yani bol yeşillik tükettim dedin zaten. Körler evet, halinde bile ben olmasa bile. Ben normalde bunları elimde koparıyorum. Az az tüketmeniz bile yeterli oluyor. Ya yani günde bir öğünde bu sebzeleri bir salatamızda bile kullanmamız yeterli olur. Yeterli olur. Yani kesinlikle. Salatanın içerisine küçük bir demet rokanızı koyarsınız. Az bir maydanozu nanelerini koyarsınız. Diğer alayım. Lahana nanelerini vereyim. Lahanınızı koyarsınız. Olacak. Omega 3 konusunda çok besleyici olduğu için ve omega 3 vücudumuza çok faydalı olduğu için somon kullanıyorum ve kaparıyla çok yakışıyor. Bunun da bir kısmını alıyorum. Bakın sahadan size ne güzel öneriler. Evet. Biz bazen öneriyoruz ama asıl bir de bunu kullananlardan, tecrübe edenlerden de öğrenmek lazım. Hem gençlik hem hafıza hem vücudumuza destek. Omega 3 gerçekten çok iyi. Onda omega 3 ile yeni çalışmalar var. Özellikle kanser tanısı kondu. Tedavileriniz bitti. Isırganımız bitkisel omega 3 içeren özellikle kurusu fındık, varmış ceviz, galiba. Antep fıstığı. Evet. Evet hocam. Yani onları haftada 1-2 porsiyon yani 1-2 avuç tükettiğimiz zaman bakın fındık, ceviz, antep fıstığı omega 3 bitkisel omega 3'ten zengindir. İyileşme şansını arttırıyor. Evet. Neden arttırıyor? Kanserin yetiştiği ortamın önemli bir bölümü iltihabi süreçtir. Ama bu enfeksiyon değil. Bu bitkisel omega 3 veya hayvansal omega 3'ler bu iltihabi süreci azaltıp iyileşmeyi arttırıyor. İmmün sistemin daha kuvvetli çalışmasını arttırıyor. Omega 3'ün bir de özelliği var. Doğal antidepresandır. İmmün sistemi depresyonla ilişkisi doğrudan var. Depresyonu olan insanlarda, stresi olan insanlarda immün sistem çöküyor. Evet. Uyku bozukluğunda immün sistem çöküyor. O önemsemediğimiz, hanımlarımızın uykusu yeterli. Biraz daha bozuktur. O nedenle bunun içine ton balığı koyabilirsiniz. Ton balığı sevmiyorsanız
bitkisel omega 3 kaynaklarında böyle yarım avuç salatanızı içine serpiştirebilirsiniz. Zannedersem somon katıyorsun evet, bunun içerisine somon bir katacağım. De. Vay güzel. Şey, biraz önce siz tavuk mu demiştin? Ne demiştiniz hocam? Et olarak ne yok, demiştiniz? Et olarak ton balığı dediniz. Ton balık evet. Yerine mesela, o da herhalde böyle tatlı tatlı somonlar bizim ton balığının koyuyor. Alternatifi ülkemizde mevsiminde hamsi ve sardalya vardır özellikle. Onu da aklınızda unutmayın. Omega 3'ten zengindir bunlar. Küçük balıklar olduğu için de daha az ağır metal tutarlar. Emniyetli bir şekilde tüketebiliriz. Evet, şimdi gelsin herhalde. Çok da lezzetli olacak. Onu üstüne koyacağım. En üstüne de. İki dakikada hazırladı abiye kıyafetiyle. Soya filizi evet, tabii zor bulunuyor. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum kostümden dolayı inanılmaz. Olmadı hiçbir şey olmadı gayet güzel duruyor. Güzel bir kostüm ayarladı bunu şöyle. Evet. Soya filizinin de yararı şu bir. Ağır metal veya çevre kirliliğinin neden olduğu vücudumuzdaki immün sistem bozulmasını azaltıyor. Karaciğer detoksu yapıyor gerçek anlamda. Aynı zamanda da içerisinde bağışıklık sisteminin daha iyi çalıştığı mineraller, bitkiler, bileşenler var. Evet. Zeytinyağımızı hemen getireyim. Üzerine de kapari koydun tabii evet. Vazgeçilmez. Bu kaparinin çayını yaparken sıcak suyun içine koyup 15 dakika bekletip iyice... Ağzını kapatıp bekletip 15 dakika sonra içebiliyorsunuz bu arada. Kapari çayını da tükettin evet. Sen salataya koyduğunla birlikte. Kaparin marmeladında. Limon da koyacaksak azıcık evet, limonumuzu da sıkabiliriz. Şöyle bir. Zeytinyağı. Eğer isteyen olursa ben şu anda koymuyorum. Sirke koyabilir. Ya. Sirke ben böyle düşünüyorum. Başkaları farklı düşünebiliyor. Bakteri öldürüyor. Vücudumuzdaki bakterileri de yağ yakımına evet. Bu arada çok faydalı. Onu da söyleyeyim. Çok, yani her türlü çok evet, sağlıklı. Evet, sirkeyi çok seviyorum. Gerçekten. Nar ekşisi isterseniz koyabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet, kaparı da koyduğunuz ediyorum. Zaman çok uzatmanıza gerek yok. Kaparı evet, ben hiç yatıldım. Kullanmıyorum. Evet, evet. Hiç şimdi hocam, biz bitkileri konuştuk. Hangi bitkilerden kaçınmayız da aslında konuşacaktım ama burada hücre yenileyen sebzelerimiz var ya hani dedik evet. Ya bu tedavi süresince tüketmememiz gereken. Bir ben onları da bir sonrasında. Konuşalım. İyi olur. Hadi buyurun ben... O zaman gelin. Şu tarafı alayım hocamı da. Hemen arkadaşlarım alırlar orayı. Tamam. Şöyle başlayabiliriz hocam. Hücre yenileme sebepleriyle bu besinlerden şimdi, tabii şöyle, uzak durmamız gerekiyor. Bilgileri farklıdır. Şimdi hı. Doğal ortamda aldığımız zaman aşırıya kaçmadığımız zaman ilaç etkileşimi olmadıkça hemen hemen evet. Birçok sebze ve meyve emniyetlidir. Buradan baktığımız zaman benim ayıracağım en çok bir nar. Greyfurtumuz yok. Greyfurtu koyuyoruz. Ay şimdi evet bak baktığın zaman ben hemen aklıma antioksidan nar ne kadar faydalı diye. Sarı ilaçlarla evet etkileşebilir. Evet. Sarı kantoron. Şimdi bunların özellikle üçü. Portakal mandalina burada biraz daha masumdur. İçerdiği greyfurt kadar evet. Bitkisel veya içerdiği bitkisel bileşenler ilaçların metabolizmasını çok etkilemiyor. Ama özellikle nar, greyfurt, sarı kantoronu bir kenara koyuyoruz. Diğerlerini aşırıya kaçmadıkça böyle hücre yenileme korkusu olmadan rahatlıkla tüketebiliriz. Her hastalıkta ya zararlı olabilecek bitkiler yalnız farklıdır. Meme kanserinde bitkisel östrojenleri tüketmiyoruz. Özellikle bize bazı meme kanseri hastaları geliyor. Fitoterapi veya herbalistlerde meme kanserini çoğaltacak bitkileri kullananlar. İşte bu meyan kökü olabilir, hı-hı. Ginseng olabilir, civan perşemi olabilir, ışkın olabilir, maydanoz kürleri olabilir gibi gibi soya kürleri olabilir. Bunların bu hastalarda tüketilmemesini. Meyan kökü özellikle platin grubu kemoterapi alanlarda sakıncalı. Zerdeçal meme kanserindeki 2-3 ilaçla etkileşebiliyor. Akciğer kanserindeki bir ilaçla etkileşebiliyor. Alkali diyetler, o internetten duyulan biraz saçma şeyler vardır. Sakin alkali olacağım. Diyetlerle hastalarımızın o kadar çok zarar görmelerine çok neden oluyor çok ki. Alkali diyetler bazen hastanın erken ölmesine neden olabiliyor. Ve alkali yapıcı maddeler, ağızdan akıllı ilaçların, ağızdan yeni jenerasyon tedavi ilaçların emilimini bozuyor. Hasta kendini daha erken öldürüyor. Aynen. O nedenle dikkat edeceğiz. Bunları evet. Biz burada özellikle dikkatli var. Olmaları şeklinde uyaralım evet. Ki gelişi güzel kullanmayalım. Evet. Burada cevizi göstermek istedi Açelya. Evet gördüm. Çok kullanırım. Hafızayı güçlendirir. Zaten şekli biliyorsunuz beyin gibidir. Evet. Çok severim. Özellikle ara öğünlerde şu kısım benim en sevdiklerim. Vazgeçilmezlerim. Vazgeçilmezlerim. Ağaçta yetişenler özellikle evet. Oldukça evet. Faydalı.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız her ben zaman olduğu gibi. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Profesör Doktor Can Tekal Tezgin hocamız için. Hocam alkışlarla uğurlarken hemen diğer konumuzu davet ediyorum. Efendim tamam. Açele seni tek oraya alabilirim. Tamam. Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak hocamız geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Merhaba. Biz de gayet iyiyiz. İlk olarak hemen sorayım, neler söyleyeceksin sevgili Açelya'nın hikayesi için? Açelya'nın hikayesi cesaret verici. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Evet. Hocam şimdi bir caption'ımız var, ona bakmak istiyorum. Yine güzel sunucu Defne Samyeli de kanser mücadelesine galip çıkan ünlülerden bir tanesi oldu biliyorsunuz. Defne Samyeli rahim ağzı kanserini yenmeyi başardı. Bu kanseri birazcık konuşalım istiyorum. Belirtileri nelerdir ve neden meydana gelir? Genetik faktörler etkili midir? Oturabiliriz istiyorsanız. Buyurun. Buyurun hocam. Evet, şimdi jinekolojik kanserler arasında rahim ağzı kanseri en sık görülen üçüncü sırayı alıyor. Evet. Rahim içi kanseri yumurtalık kanserinden sonra rahim ağzı kanseri en sık görülen kanser sıralamasında jinekolojik kanserler arasında. Hı hı. Jinekolojik kanserlerin arasında yer alan rahim ağzı kanserinin bir sürü nedeni var. Neler hocam ama mesela? Bunlar arasında birinci sırayı tabii ki HPV virüsü alıyor. HPV virüsü human papillomavirüs dediğimiz virütik, genellikle cinsel yolla geçen bir virüs. Genellikle cinsel yolla geçiyoruz çünkü araştırmalar gösteriyor ki HPV virüslerinin ya da HPV enfeksiyonlarının %80'i cinsel yolla geçişli. Ama bunun haricinde başka geçiş yolları da olabilir. Mesela başkasına ait bir iç çamaşırı ya da temizlik ürünlerinin kullanılması vesaire gibi yönlerle, havuz yöntemlerle. Havuz değil de havuz kenarında oturma da bunu arttırabilir. Olabilir. Arttırabilen evet. Faktörler arasında yani sürtünme olması. Tuvaletler şart. Değil mi? Hijyensiz ortamlar. Evet. Değil mi? Sürtünme önemli. Hı-hı. Cinsel ilişki sırasında da sürtünme zaten önemli. Hı-hı. Bir faktör geçişte. Tabii rahim ağzı kanserinin en sık görülen nedenleri arasında HPV virüsünü sayıyoruz ama bunun haricinde rahim ağzı kanserinin başka nedenleri de var. Neler bunlar hocam? Neler? Mesela çok doğum yapmak, multiple partner, düşük sosyoekonomik seviye, kronik enfeksiyonlar, kronik vajinal enfeksiyonlar, geçirilemeyen enfeksiyonlar da rahim ağzı kanseri arasında hocam, nedenler arasında. Hocam çok doğum yapmanın hep sağlıklı olduğu söylenir ya, ne bileyim 2-3 doğum yapmak sağlıklıdır, vücut yenilenir derler. Nasıl tetikliyor rahim kanserini? Nasıl tetikliyor? Çünkü her doğum bir travma rahim ağzına. Doğru. Evet, o travmaya bağlı olarak da ne kadar aşınırsa o kadar kansere yol açar şeklinde. Bu emzirme ile meme kanseri arasındaki ilişkinin tam ters orantısı. Hmm. Nasıl emziren kadınlarda meme kanseri daha az görülüyor ama çok doğumun rahim ağzı kanserine olumsuz etkisi var. Çok doğum derken hocam 2-3 değil herhalde değil mi mesela? 5-6 yani falan mı? 4'ten, 3'ten sonra diyelim. 3'ten sonrasında artık 3'ten çok sonra. Doğum. Arttırıcı bir faktör olarak karşımızda. Evet, peki rahim ve rahim ağzı kanseri hocam aynı mı? Hayır, değil. Ha. Şimdi rahim iki parçadan oluşan bir organ. Bir rahim içi var. Buna biz endometrium kanseri diyoruz. Bir de rahim ağzı dediğimiz servis kanseri. Aslında hepsi ikisi de bir organ ama lokalizasyon olarak rahim içi farklı, rahim ağzı farklı. Anladım. Ve ikisinin kanser yapan nedenleri de birbirinden farklı olarak ortaya olur. Çıkıyor. Evet, peki. Evet. Şimdi çok sevilen bir oyuncunun yine böyle bir hikayesi vardı. Onu da hatırlatmak istiyoruz izleyicilerimize. Sevgili Vahide Gördüm meme kanseri evet. olmuştu ve zorlu bir süreçten geçtikten sonra sevenleriyle tekrar buluşmuştu. Hocam isterseniz meme kanserini konuşalım bugün. Hemen şimdi. Hemen konuşalım hocam. Şimdi aslında biraz önce söyledim jinekolojik kanserleri, rahim içi kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri daha az görülmekle beraber vajina ve tüp kanserleri ve vulva kanseri dediğimiz tam perinide oluşan kanser türleri. Hı hı. Ama bunlar arasında meme kanserinin de hormonal ilişkisinden dolayı jinekolojik kanserler arasına koyabiliriz. Evet. Hormonal ilişki diyorum çünkü östrojen hormonu meme kanseri için önemli bir faktör. Hı. Meme kanserini tetikleyen faktörler arasında önemli bir faktör. Meme kanserinin görülme sıklığı 8 kadında bir. Yani her 8 kadında bir meme kanseri yaşamın bir evresinde evet. görülebilir. Ama burada dikkat çekilecek konu bu, yani 80-90 yaş gibi düşünelim bunu. 80-90 yıl içerisinde meme kanserinin görülme sıklığı 8 kadında bir.
ve menopoz öncesi ve menopoz sonrası meme kanseri de önem taşıyor. Biz biliyoruz ki menopoz öncesi görülen meme kanserinin genetik geçişli olma ihtimali çok fazla. Evet. Yani annesi menopozdan önce annesi, teyzesi, meme kanseri, babaannesi falan oralara kadar. Babaanne değil, anneanne. Anne tarafından sadece. Anne geçişli. Tamam. Genetik olarak anne geçişli. Teyzesi falan. Yani annenizde, teyzenizde, ablanızda meme kanseri varsa, ve bu menopoz öncesi dönemde ortaya çıkmış bir meme kanseri ise sizin meme kanserine yakalanma riskiniz daha dramatik olarak artıyor. Ve bu durumda, nasıl bir önlem alabilir peki kişi, tamam, eğer böyle bir şey bu durumda varsa? Tarama programları çok önemli. Ne yapacak böyle bir kişi? Ailede kanser hikayesi var. Tarama programlarını, yani mamografi ve meme ultrasonunu kullanma yaşını annesinin, teyzesinin ya da ablasının görüldüğü meme kanseri yaşından 10 yıl önceden başlatacak. Yani diyelim ki anneniz Allah korusun 45 yaşında meme kanseri oldu, menopoz öncesi meme kanseri. Siz 35 yaşından sonra muhakkak tarama programına gireceksiniz. Yani senelik meme ultrasonu çektirmek, 39 yaşından sonra mamografi çektirmek bu tür hasta adaylarımızda çok önemli. Evet. Bunun altını çizmekte yarar var. Şimdi teşhisi de konuşalım. Kendi kendimizi tedavi edebilir miyiz? Şimdi, kontrol tabii, edebilir miyiz? Değil mi? Onların hepsini konuşalım. Elle muayeneyi nasıl yapacağız? Ne kadar da bir yapmamız gerekiyor? Hocam hepsini konuşuyoruz ama çok güzel bir başarı hikayemiz daha var. Onu hemen caption olarak göstermek istiyorum. Amerikalı yüzücü Sarah Thomas kanser hastası olmasına rağmen Manş Denizi'ni hiç durmadan 4 kez yüzerek geçti. Evet, gerçekten müthiş bir başarıya karşı evet. Hakikaten şey durmuş yani. Hoca, sen mücadele neler söylersin gerçekten bu mücadele karşısında insanın ağzı açık gerçekten kalıyor. Gerçekten öyle. Çünkü çok zorlu bir süreç bakıldığı zaman normal hayatının dışında ekstra bir savaşçı pozisyona girmen ve mücadeleye açık olman gerekiyor. Orada artık ne varsa, bünyede ne varsa ele alıp bütün böyle içindeki Amazon kadınına ulaşıp diyor savaş açıyorsun. Ve başarısını kanserle mücadele eden tüm hasta adaylarına ithaf etmiş. Ve şöyle bir şey var, bu hastalıkla ne kadar savaşırsanız savaşın, gülümseyerek savaşmak çok daha farklı bir şey. Yani tabii çok zor bir şey savaşı, bu evet, ama. Evet, yani ben evet gerçekten öyle. Yani biz bir yandan ağlarken bir yandan gülüyorduk çünkü şöyle bir şey var. Şimdi kendini güzel görmeye alışıksın, saçların gidiyor, kirpiklerin gidiyor. Koşmayı, dövüşmeyi, savaşmayı bilen bir kadınsın, setlerdesin, yürüyememeye başlıyorsun. Demin el dedik, işte örgü falan dedik ama ben bardağı bile tutamıyordum. Ellerim kıvrılıyordu hemen. Nefes almak diyorsun. Bir gün uçakla son anda beni hastaneye yetiştirdiler çünkü nefes alamamaya başladım. Ben bu şartlarda hala da o holde yamuk yumuk giderken arkadaşlarımla beraber gülebiliyordum. Ya da sete gittiğimiz zaman o kadar güzel anlarımız vardı ki, ben bir gün bir sete gittim. Bütün ekip bant takmış. Ben orada oynayacağım ve bant takamayacağım diye. O partiler, şeyler, beni eğlendirmek için yaptıkları müthiş bir destek değil mi? Her şey, o gülümseyerek bakmak çok bu arada, ayrı bir şey. Evet, az önce bahsettiğim haberdeki donmuş kanser yalnız. Tedavisi. Evet, donmuş herhalde donmuş. Değil mi? Ve o soğuk vücuda düşün nasıl bir etki yapar. Hele hastayken, hele böyle bir hastayken. Şey aslında yani, soğuğun iyi etkisi var. Var mı hocam? Kanser hastalarında çok iyi etkisi var. Şöyle ki soğuk duş almak direkt olarak immün sistemi arttıran direnç bir olay. Kazandırıyor. Direnç kazandırıyor. Tabii bu kadar soğuk değil. Bu hipotermik şoka da sebebiyet verebilir. Ama bunların şeyleri var. Giyim kıyafetleri var. Bunlar yüzücü özel kıyafetleri. Hipotermiden koruyan kıyafetler. Özellikle uzun yol ya da uzun mesafe yürüyücülerinde. Evet. Fakat soğuk duş almanın immüniteyi, yani bağışıklık sistemini arttırıcı bir özelliği direnç var. Şöyle ki. Önce sıcağa girmek, mesela Finlandiya usulü, İskandinav ülkelerinde yapılan yöntem, sıcak önemli bir faktör. Yani hipertermiye girmek önemli bir şey. Arkasından soğuk duş almak bağışıklık sistemi için çok olumlu. Ya da bunu yapamıyorsak, yani sauna, steam room gibi şeyleri yapıp arkasından soğuk duş alamıyorsak da tek başına soğuk duş almanın da bağışıklık sistemini arttırıcı bir özelliği var. Ay, helal burada olsun. Yalnız bir kıyafette yok vücudunda. Gerçekten. Gerçekten. Müthiş bir başarı hikayesi. Tebrik ediyoruz kendisini bir kez daha. Ve hemen meme kanserine hocam geri dönelim isterseniz. Meme'de eğer bir kitle varsa illa kendisini ağrıyla hissettirir mi? Şöyle, ağrılı olan kitleden korkmamak lazım.
ağrısız olan kitle her zaman için daha dikkat çekici ya da önem verilmesi gereken durum. Tabii bu arada tarama programlarından biraz önce bahsettik. Hastalar ya da hanımlar kendilerini nasıl tarayacaklar? Şimdi ayda bir kere meme muayenesi yapmak önemli bir olay. Bunu nasıl yapacaklar? Ayda bir kere. Yani kafalarına bunu yazmalarını ben tavsiye ediyorum. Duşa girdikleri zaman vücut sabunluyken özellikle kayganlaştırıcı etkisinden sonra meme bölgesinin sabunlu olması çok önemli. Çok önemli. Vücut sabunluyken sol meme muayene edilecekse sağ memenin parmak uçlarıyla, yalnız bu uçları değil iç yüzeyleriyle. İç yüzeyleriyle. Parmak ucu değil, bu parmakların iç yüzeyleriyle. Çünkü böyle muayene yapılırsa yakalama ihtimali daha fazla oluyor kitleyi. Şey, bu şurayla yaparsak değil, daha iyi. Değil, hayır. Bak, bu parmak uçlarıyla değil, yapalım diyorsunuz. Buralarıyla. Anladım. Şöyle. Yani parmak ucu değil, evet, parmağın ucunun iç yüzeyiyle. Ucunun iç yüzeyiyle. Ve dairesel hareketlerle ayda bir kere banyo sırasında, duş sırasında özellikle sabunluyken dairesel hareketlerle meme dokusunu muayene etmek çok önemli. Koltuk altına kadar değil mi hocam? Sadece meme dokusu yapabildiğimiz da gitmek kadar, lazım. Yapabildiğimiz kadar dairesel hareketlerle bu bölgeleri muayene etmek, ellemek çok önemli. Tabii ki bunun haricinde biraz önce başladık tarama, söyledik bir kısaca tarama programlarının ne zaman yapılması ile ilgili. Şimdi eğer yine de ailede hikaye varsa, daha önceden meme biyopsisi geçirdiyse, memesi fibrokistik yapıdaysa, daha önce meme biyopsisi olduysa, bunların hepsi meme kanserini arttırıcı risk faktörleri. Böyle hanımların 40 yaşından sonra senede bir kere mamografi çektirmesini kesinlikle öneriyoruz. Ama ailede meme kanseri hikayesi yok. Meme dokusu çok yumuşak bir doku. Daha önce meme biyopsisi geçirmemiş. Böyle doğum yapmış, emzirmiş. Böyle hanımların da doktorların önerisiyle 2 yılda bir, 3 yılda bir mamografi, aralarda ultrasonografi ile takipleri uygun olabilir. Ama bu tür tarama programlarının şekillenmesinde muhakkak doktorlarının fikirlerinden faydalanmalarını ben önemli üzerinde duracağım. Duruyorsunuz hocam. Evet. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi birazcık müzik arası verelim. Sen o güzel sesinden ve ben biraz önce çok duygulandığım için sizlere teşekkür etmeyi unuttum. Mert kim verdi? Volkan Sezer ve Oğuzhan Abuş için de. Abuş değil mi? Abuş doğru söylemişim. Bir alkış rica edeyim. Senden de. Şurada hemen mikrofonum. Şimdi şu anda yine bizi izlemekte olan, tüm bu hastalıkla savaşan, herhangi bir hastalıkla savaşan herkese böyle bir moral olması adına dostum mu diyelim? Evet, tüm dostlara sesleniyoruz. Haydi bakalım. Bir alkış alalım Açeli ya. Kış olana yolların dostu, dostu.
ilahi olmaya yardan ayıran oyun. Bahçede bülbüller ötüyor yar oyun. Kula gölge sen Allah'a yan oyun. Senden ayrı valla müzikle programımıza bugün ayrıca bir renk kattın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hep beraber bir mutfağa geçelim istiyorum. Hocamı da davet edeceğim. Çünkü sevgili Sevin bize çok güzel bir salata. Değil mi? Salatamsı. Yok. Bu kayık yapıyoruz. Ha bu kayık. Sebze kayığı. Sebze kayığı evet. Hazırladın. Nasıl hazırladın? Evet. Açeli seni de böyle alayım canım. Geldim. Bunu nasıl hazırladım? Çok güzel renk renk. Valla çok güzel görünüyor. İçinde brokoli var, karnabahar var, soya fasulyemiz var, bezelyemiz var. Oh. Nereye geçme? Böyle. Çok güzel bir karışım hazırladım. İçinde zeytinyağı ve biraz tuz. Hafif haşladın mı bunları yoksa direkt çiğden yaptın? Direkt çiğden. Çok güzel zaten fırına girecek herhalde. Evet fırına girecek. Biberlerimizin içini doldurdun. İçine biraz keçi peyniri de kattım. Üzerine de koyacağım. Tuz yerine ben keçi peynirini daha çok tercih ediyorum zaten çok yakışıyor. Fırında ekmeğimiz var bezelye onunla ekmek yaptım. Onu fırına attım. O şu anda pişiyor. O da çok güzel olacak. Şimdi biliyorsunuz ki hocam kendisi hamile. Evet. Allah'tan çok sağlıklı değil mi? Ama İnşallah, burada tabii ki belki de bu rahatsızlığı atlatmış olan kişilerin hamilelik sürecinden de dikkat etmesi gereken şeylerden de bahsedebiliriz. Şimdi tabii hastamız sağlıklı ama yok. Allah korusun. İnşallah öyle devam eder. Şimdi kanser sonrası hamilelik tabii önemli bir konu. Bu kanser türüne ve kanserin stage'i ya da evresine göre değişen bir durum. Ama mesela meme kanseri olgusu en sık gözüken, kadınlarda gözüken kanser türüne değinelim. Meme kanserinden sonra hamilelik nasıl olur? Bunun için öncelikle türüne ve stage'ine bağlı olarak yani evresine bağlı olarak değişen bir durum bu. Şimdi en azından onkoloğuyla işbirliği içerisinde her şey yolunda, tedaviler bitti. Kritik süre 5 yıl ya da 10 yıl geçirildi. Her şey yolunda, sağlıklı bir durum var. O zaman hamile kalmasında bir problem yok değil. Yoktur. Hamileliğe izin veriyoruz. Bunların tedavi ya da takip protokollerinde değişen bir şey yok. Normal hasta nasıl takip edilecekse gebelikte aynı şekilde takip ediliyor. Aynı protokol takip ediliyor. Yani ekstradan bir ilaç vesaire ya da tedavi yöntemi bu
hanım grubunda diyelim, hasta demeyelim, evet, hanım grubunda değişen bir durum değil. Evet. Yani bu hamilelik sırasında hormonlar tekrardan aktif çalışmaya başlıyor hızlı bir şekilde. Bunun nüksettirmeye ya da tekrarlamasına bir şeyi var mı acaba? Yani korkulacak bir durum var mı? Var çünkü şimdi hep korkuyoruz ama evet, hormonlarımız evet, fazla hassas bir dönem falan şey diye. Evet. Düşünüyor şimdi musun? Ya istiyorum. Ay ne güzel inşallah. Sevgilin var mı? Var. Sevgilin de var. Evlenmeyi mi düşünüyorsun? İnşallah. Ay ne kadar. Aşk çok güzel bir şey demişti. Ben o sırada sormak istemedim. Hassas evet, konular konuşuyor ama gözünden hissetmiştik, anlamıştık evet, değil mi? İnşallah çok güzel bir yuva kurarsın. Çok çok, çok mutlu oluruz tamam, senin adına. Çok sağ olun. Evet şimdi hocam. Şimdi şöyle, o yüzden biraz önce üzerinde durdum. Onkoloğunun izin vermesi çok önemli. Çok önemli. Şimdi kanser türlerinin bazı türleri, meme kanseri için de bu geçerli, hormona bağımlı türler. Yani östrojen hormonundan etkileniyor. Hamilelikte östrojen hormonunun artması beklenen bir durum, beklediğimiz bir durum. Doğru. İşte östrojen hormonuna bağlı tümörlerde eğer onkolog izin vermiyorsa hamile kalmasına izin vermiyoruz. Lenfle ilgili bir sıkıntı var mı? Lenf kanseriyle, Hodgkin onunla yapımıyla ilgili benim bildiğim bir şey yok. Evet. Çok güzel. Eğer remisyondaysa İnşallah herhangi bir şey yoksa hamile kalmakta. 9 sene geçti çünkü Allah'a evet, şükür. Ay maşallah. Evet. Peki bir şey soracağım. Sana ne öğretti hayat? Bence en güzel verecek mesaj burada bu. Değil mi? Öncesiyle sonrası arasındaki. Evet. Senin fikirlerin tabii ki dedin yani hayata daha gülümseyip bakıyor ama sana ne öğretti bu hastalık? Kendimle daha çok vakit geçirmeye başladım. Artık sürekli her gün işe giden bir elmas yok açıkçası. Daha çok kendime vakit ayırmaya başladım. Haftanın en azından 2 günü ya telefonumu kapatıyorum ya doğaya çıkıyorum ya zaten evimin çevresini doğa gibi yaptım. Sevdiklerime vakit ayırıyorum. Ha böyle her şeye küsmemeye, her şeye darılmamaya, her şeyi kafama takmamaya başladım. Yarın kaygım tabii ki var ama anı yaşamaya başladım. Yani şu an ne yaşıyorum, çevremdeki insanlar kimler, kime sarılıyorum. Evet. Dedim ya bugün uyandım mı, hayatın içinde miyim? Daha çok spor yapmaya başladım. Kendine daha iyi bakmaya başladım. Kendime daha tabii iyi bakmaya başladım. Kesin. Uyku düzenimde hala maalesef ki bizim işimizden dolayı büyük ihtimalle hala aksamalar var. Geç uyuyorum maalesef. Yapma öyle şeyler. Evet maalesef. Sahne var. Aynı zamanda ben ders de veriyorum. Oyunculuk eğitimlerim başladı. Vermeye başladı. Bazen akşamları sahne oluyor. Tiyatro olabiliyor. Sen ol yine de kendini evet, çok fazla yorma. Evet, evet, evet. Ama dediğim gibi çevremde daha çok pozitif insan biriktirmeye başladım. Enerjiye inanmaya başladım. Bu frekanslarla ilgilenmeye başladım. Ben senden gerçekten birkaç tane şey duymak istiyorum. Çünkü ekranların başında seni izleyen ve şu anda bir umut, bir destek evet, bekleyen evet, bu hastalıkla savaşan kişiler için. Ben her şeyden önce gerçekten gülmeyi yüzünüzden eksik etmeyin. Çünkü siz güldüğünüz zaman vücut mutlu oluyor. İstemsiz vücudu kandırıyoruz. Onun evet, haricinde sevdiklerinize sımsıkı sarılın. İşiniz gücünüz neyse bırakmayın. Daha çok tutunun çünkü çok motivasyonunuz sevim, artıyor. Doğayla iç içe olun, oksijen, hayvanlar, yeşillik, deniz bunlar hem vücudunuza hem ruhunuza iyi gelen şeyler. Pozitif insanları çevrenize biriktirin. Negatiflikten olabildiğince uzak durun. Her şeye üzülmeyin, her şeye sıkılmayın çünkü geçiyor. Hastalık da geçiyor, her şey geçiyor. Önemli olan anlarınızı, anılarınızı nasıl hatırlamak istiyorsunuz? Gülümseyerek mi hatırlayacaksınız, üzülerek mi hatırlayacaksınız? Ben her zaman gülümsemekten yanayım. Evet. Hocam gerçekten bu hastalıklarda moral ne kadar gerçekten önemli. Gerçekten Açeyla çok güzel söyledi. Ay, tabii kendi tecrübelerinden yola çıkarak da bunları çok daha sindirerek söyledi. Şimdi aslında bağışıklık sisteminin kanser geçirmekte olan ya da kanserden korunmak için hepsi ikisini de aynı gruba koymak lazım. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için. Evet. Kanser nasıl oluşuyor? Bağışıklık sisteminin çökmesiyle. Çökmesiyle. Yani bunu demek ki ayakta tutacağız. Üzüntü, sıkıntı, stres, bağışıklık sisteminin çökmesini evet, şimdi stres bunlar arasında önemli bir faktör. Ama evet, çalışan bir kadının da stressiz olması mümkün değil. Evet. O yüzden birazcık denge değil mi hocam? Aynen. Stresten evet, kaçınma yöntemlerini benimsememiz lazım. Evet. Stres bizim hayatta stresimizi nasıl azaltabiliriz? Buna bakacağız. Ona bakacağız, öncelikle, onu çözeceğiz öncelikle. Evet. Sevinciğim az sonra kanser savaş salatamızı senden öğreneceğim. Ama ondan önce konuklarıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Açeli'ye kocaman bir alkış rica ediyorum. Profesör Doktor Neşe Kılıç hocama çok çok büyük bir alkış rica ediyorum. Kısacık bir aradan sonra beraberiz. Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Fizyoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul hocamız. Bizlerle beraber nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Hocam siz fizyoterapiyi kanser tedavisinde destek olarak kullanıyorsunuz değil mi? Tabii. Yani tıbbi bitkilerin kanserli hücreler üzerinde de evet, olumlu etkileri var.
bu diğer tedavilerin de desteklenmesi, dolayısıyla kanser sürecinin daha kolay atlatılması için çok önemli stratejik bir konu. Peki hocam, size göre kanser gerçekten tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Bir kere şunu söyleyeyim. Evre 4 kanser bile olsa bu tedavi edilmez bir hastalık değil. Ve herkes şunu bilsin. Yani yakınları tahlil oluyor, incelemeler yapılıyor. Evre 4 neredeyse hemen tabut hazırlıklarına başlıyorlar. Gibi oluyor değil Öyle mi değil. Maalesef. Bu hastalık yenilemez bir hastalık değil. Buna yenilebileceğine, yeneceğimize inanacağız ve gayret göstereceğiz. Elimizde de çok silahlar var. İşte doğanın mucizeleri olan tıbbi bitkiler de çok önemli silahların en önde gelenlerinden bir tanesi. Peki hocam, kanserde doğru bilinen yanlışlar nedir? Şimdi kanserin bulaşıcı olduğu konusu var. Öyle mi? Mesela kanser. Bir kere zaten o en baş istiyorsunuz, şu dördüncü evrede kurtulamaz gözüne bakmaktan bir vazgeçelim en dedik. En büyük şey bu. Dedik. Kanser bulaşıcı değil ama bazı kanserler var. Mikroplarla geçebilen, özellikle serviks kanserleri virüslerle bulaşıyor. Bunlar virüs olarak bulaşıp kansere sebep olabilir. Bu manada bulaşıcı ama yani bir mide kanseri, benim mide kanserim size bulaşmaz. Benim akciğer kanserim size bulaşmaz. Bu konu çok önemli. Evet. Bir de temel şeylerden bir tanesi şekerle ilgili konu, kanserle ilgili. Yapılan araştırmalar, burada da bir sürü doküman da var elimde. Şeker yersek kanser büyür, şeker yemezsek kanser büyümez. Şeker görüşü kanser var. Hücrelerin büyümesine yardımcı olur mu? Olay şöyle, obezite olmak, yani çok şeker yedik, ihtiyacımızdan fazla şekerli şeyler yedik, obez olduk, şeker hastası olduk. Bu genel sağlığımız için kötü olduğu için gibi kanser için de kötü. Bu olay bu değil ama. Kanser hücresi her şeyle besleniyor. Bu yanlış algılama, yani şeker yersek kanser büyür, şeker yemezsek kanser büyümez görüşü yüzünden şeker hastaları almaları gereken enerji miktarını da almıyorlar. Meyve yemiyorlar. Hatta bazı bakliyatları yemiyorlar. Yani ihtiyacı olan vitaminlerden ihtiyacı uzak kalıyorlar. İhtiyacı olan enerji miktarını bile almıyorlar. Ve bu arada da dediğiniz gibi bu saydığımız şeyler aynı zamanda vitamin de var, protein de var bunların içerisinde. Tabii onlardan ki. Da mahrum oluyorlar. Bu durumda vücudun direnci de düşüyor. Vücudun direnci düşünce kanserle savaşta biz ne yapıyoruz? Yenik düşmeye başlıyoruz. Yenilmesi gereken miktarda dengeli ve ölçülü yenilmeli. Özellikle meyveler ama aşırı değil. Bal ama doğru bal. Dengeli ve ölçülü bir şekilde yenilmeli. Kendimizi şeker hastası ve obez yapmamalı. Ama ölçü, en önemli ölçülerden bir tanesi şu. Zayıflamayacak kadar da enerji ve diğer gıdalarımızı almalıyız. Almazsak ne oluyor? Kanser hastalarında çok görüyoruz. Zaten kemoterapi vesaire dolayısıyla iştah yok. Bu sefer beslenme, yetersiz beslenme, vücut kendini yiyor. Yani kaslarımızı yiyor, yağlarımızı yiyor ve güçsüzlük. Kanserde bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi. İşte Neslihan Hanım'da da çok büyük bir mücadele verdi. Gerçekten bence gelecek nesillere bile örnek olacak seviyede bir mücadele verdi. En az bu kadar bir mücadele herkesin vermesi lazım. Bence bu hepimiz için bir örnek olmalı. En az bu kadar bir mücadele vermeli. Ama onda yaşadığımız bir tablo var. Yani onun hastalığından hareketle ben birkaç şey söylemek istiyorum kanserle ilgili olarak. 4 kez kanseri yendi. Yani 4 kez de kanser tekrar etti. İşte kanserin... Bu kaçıncı nüks hatırlamıyorum diyordu. Bu kanserin tekrar etmesinde, nüks etmesinde ve hatta yani kanserin yeniden çıkmasında ve kanserin başka yerlere metastaz yapmasında, sıçramasında kanser kök hücrelerinin çok büyük önemi var. Bu kavramı çok iyi bilmiyoruz. Kanser kök hücreleri... Kanser hücresi üreten hücrelerdir. Ve bu hücreler sayıları çok az ama terörist yetiştiren uzman terörist gibi kanser hücresi yetiştiren kanser hücresi. Yani çalılığın, dikenli çalılığın kökü mesabesinde. Bunlarla mücadele çok önemli. Niçin? Nüks açısından çok önemli. Kanserin tekrar nüksetmelerinin engellenmesi açısından önemli. Kanserin başka yerlere yayılması
açısından çok önemli. Bu kanser kök hücreleri enteresan bir özellikleri var. Diğer kanser hücrelerinden daha potent, daha üstün kabiliyette olduğu için kendilerini çoğu kez ve sıklıkla görüyoruz. Tedavilerden kaçabiliyorlar. Yani çok güçlü ve dirençliler. Yani bakıyorsunuz diyelim normal kanser hücresi kemoterapiye den etkileniyor ve zarar görüyorsa ki amaç da o zaten. Ama bu hücreler çok dayanıklı, çok nitelikli hücreler. Bu tip yani tedavilerden kaçabiliyorlar. Eğer kaçtığı zaman ne oluyor? İşte nüksleri görüyoruz başka yerlere. Fitoterapi, kendi sahamla ilgili konuşayım. Evet, fitoterapi bir de kanserin fitoterapi, hangi evresinde özellikle de hocam? Özellikle şunu söyleyeyim. Fitoterapi, özellikle tıbbi bitkilerin içerisindeki bazı özel etkin maddeler var ki, yapılan birçok araştırmalar, mesela Fransa'da yapılan bir makale, başlığı aynen şöyleydi. Kanserle savaşta yeni strateji, kanser kök hücrelerine hedef alan yeni savaş stratejisi fitokimyasallarla, yani bitkiler ile. Evet. Yani bitkiler ile bu kanser kök hücresini de hedef aldığınızda, alabildiğinizde bu sefer ne sağlıyorsunuz? İşte o defalarca nüksü, metastazı konusunda çok büyük bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki tedavi bir bütündür. Hem var olanla savaşıyor hem de nüksetmesini engelliyor. Bu çok önemli. İkinci bir husus, bağışıklık sistemi kanserle savaşta en önemli hususlardan bir tanesi. Bağışıklık sisteminin var olmaya devam etmesi, güçlü olmaya devam etmesi, zarar görmemesi ve hatta güçlendirilmesi. İşte bitkilerin kansere mücadelede bize sağladığı avantajlardan, artılardan bir tanesi de bağışıklık bu sistemi bağışıklık oynaması. Sistemi üzerinden. Yoksa doğrudan kanser hücrelerine etki, onların büyümesini, çoğalmasını, yayılmasını engelleme gibi etkileri de var. Ama özellikle bu iki husus bence altı çizilmesi gereken ve çok önemli hususlar. Hocam isterseniz birazcık da kalp damar sağlığı hastalıklardan hastalıkları sırasında bitkilerden nasıl faydalanabiliriz? Şimdi dediğiniz gibi kalp damar hastalıkları toplumda çok yaygın. Ölümlerin birinci sırası. Yani kanserden çok korkuyoruz. Haklı olarak da korkuyoruz. Evet. Binlerce insanımızı kanserden kaybediyoruz. 70-80 bin tane insanı sadece Türkiye'de kaybediyoruz. Ama bundan daha çok fazla insanımızı biz kalp damar rahatsızlıkları yani damar tıkanıklıklarından dolayı yaşıyoruz. Bu damar tıkanıklıkları kalpte olabilen damar tıkanıkları kalp krizine sebep oluyor. Evet. Vücudun damarları birbirine benzer. Damarlarda sertlik ve tıkanma oluştuğu zaman dokularda organların beslenme problemleri ortaya çıkar. Bu kalpte olunca kalp sağlıklı çalışmaz ve bir an gelir artık beslenemez, damar tıkanır, kalp krizi. Beyin damarları aynı şekilde tıkandığı zaman felç tablosu yani beyin damarı tıkandığı zaman beyin hasar görür ve beynin kontrol ettiği yerlerde kontrolsüzlük yani el ve ayağımızı beyin hareket ettiriyor. Tabii. Ve felç ortaya çıkıyor. Sadece bu da değil yine aynı şekilde damar tıkanıklıkları el ayakla özellikle ayaklarda alt ekstremitelerde olursa da bu sefer ne oluyoruz? Amputasyona yani ayak kesilmesine kadar gidiyoruz. Gidebiliyor maalesef. Fitoterapinin özellikle bu rahatsızlıklarda yani damar sağlığı ile ilgili, kalp sağlığı ile ilgili, beyin sağlığı ile ilgili faydalarını yani bir konferans konusudur bu ama birkaç tane temel şeyden bahsedeyim. Özellikle bu damar sertliğinin ve damar tıkanıklığının giderilmesinde ki bu bütün organların sağlıklı çalışması demektir. Demek oluyor. Damarlardaki damar tıkanıklığında bozukluk oluşur, hasar oluşur. Şöyle ki şu sarı sarı gördüğümüz şeyler yağlı dokular ve damarların içerisi bu şekilde daralıyor, tıkanıyor ve işte bu giden kan dolayısıyla daraldığı için damar az gidiyor ve doku beslenemiyor. İşte bu darlığın giderilmesinde, damarlardaki hasarların giderilmesinde tıbbi bitkilerin iyileştirici etkisi var. Yani damardaki bu bozukluğu iyileştirici etkisi var. Evet. Sadece bu değil, yapılan bilimsel araştırmalar ortaya koymuş. Kalpte de iyileştirici etkileri var. Çok ya iyi. Kalp krizi geçirdik, doku zarar gördü. Nasıl kalp kendini yenileyecek? Tıp fakültesinde eskiden bize onu öğretirlerdi. Kalp hücresi hasar gördüğünde kendini yenilemez, iyileşmez. Aynı şey beyin hücresi için de söylenirdi. Zarar gördüğünde kendini iyileştirmez. Oysa bugün tıpta biz bir şey biliyoruz. Nedir o? Kök hücreler, vücudumuzda var olan kök hücreler
İşte damarlardaki hasarın iyileştirilmesinde, damar sertliği, damar tıkanıklığı için bu önemli, yenilenmesinde. İşte kalpteki hasarın iyileştirilmesinde, kalp kriziyle zarar gören kalbin iyileşmesinde. İşte beyindeki yenileştirmede, yenilemede. Hasarların giderilmesinde. Hasarların ilerlemesinde. Hatta şeker hastalığında mesela. Şeker hastalığında, şeker hastalığında nasıl destek alınıyor? Şeker hastalığında da mesela tip 1'de beta hücrelerinde, yani insülin salgılayan hücrelerde hasar vardır. O hücrelerin bile yenilenmesinde tıbbi bitkilerin, yani fitoterapide kullandığımız tıbbi bitkilerin etkileri var. Bu yenilemeleri yaptığınız zaman işte kalp için inanılmaz bir yenileme. Yani motor arızalandı, motoru iyileştirdiniz. Evet. Kaporta arızalandı, kaportayı yenilediniz. Lastik arızalandı, lastiği yenilediniz gibi. Vücutta bu yenilemeleri yaptığınız zaman, yani bunlar aging olay, anti-aging, yani yaşlanmayı geciktirici. Sadece bu da değil, hücreleri koruyucu, yani hücrelere zarar veren bir sürü faktörler var. Bu beyin, kalp, damar, beta hücreler, yani pankreastaki. Bu hücrelere zarar veren bütün etmenlerden hücreleri güçlendirerek korumak. Hı hı. Bu da bitkilerin bizim elde ettiğimiz faydalardan bir tanesi. Bir hücre zarar gördü. Zarar gördü. Bu hücre camı kırıldı. Camı kırık, evet, bir araba düşünün. Evet. Ondan hız yapamazsınız. Bu hücrenin tamamen yenisi değil de o camının yenilenmesi lazım. Hı hı. Biz bunu otofaji ile, yani hücrenin kendi kendini yenilemesi, bitkilerin gösterilmiştir ki bunu yapan, bunu tespit eden bir bilim adamı, yani otofajiyi tespit eden ve mekanizmasını anlatan bir bilim adamı Nobel ödülü aldı. Bunun ile de dokuları yeniliyor. Yani baktığınız zaman tepeden tırnağa, ama doğru bitkileri doğru bir şekilde kullanarak, yani fitoterapi işte internetten oradan buradan duyduğumuz bilgiler ile kendi kendimizi tedavi etmek değil. Biz İbn Sina'nın bilgisine sahibiz. Evet. Yani İbn Sina, Hipokrat ne yaptı? Bitkilerle tedavi etti hastalıkları. Hı hı. Bugün modern tıpta bütünleyici olarak ve geleneksel olarak biz bitkileri bu hastalıkların tedavisinde eski bilgi birikiminin üstüne modern yapılan binlerce bilimsel çalışmayı da eklediğimizde, ki bu söylediklerimin her birini teyit eden binlerce araştırma var, bir kısmı da yanımda. Evet. Biz fitoterapiyi modern tıbbın bir parçası olarak doktorlar eliyle çok etkin ve güvenilir bir şekilde kullanabiliyoruz. Kullanabiliyorsunuz. Peki hocam, fitoterapi kısırlık tedavisinde nasıl sorunlarla baş ediyor? Şimdi kısırlık konusu erkekte işte sperm üretimi konusu, evet. Kadında yumurta üretimi konusu. Hı hı. Bu iki hücre vücudun en hassas hücreleridir. Ve işte birçok hastalıklar arttı ama, mesela erkekler için örnek vereyim. Son 100 yıl içerisinde sperm değeri mililitrede 100 milyondan 15 milyona düştü. Yani çevremizdeki bütün kirlilikler, stres dahil, kimyasal kirlilikler dahil, en çok hasar verdiği hücreler erkekte sperm hücresi, kadında yumurta hücresi. Ne yapmak lazım? Bir, bu hücreleri bu zararlı etkilerden, yani sayıyı 100 milyondan 15 milyona indiren, erkek spermi için, kadınlarda da çok yaygın yumurta gelişme geriliği, gencecik kız bakıyorsunuz, doğru, gelişme geriliği. Bir, bu zararlı etkilerden korumak lazım. Hı hı. Bir, bitkilerin işte bu hücreleri, bu hassas hücreleri adeta bir koruma kalkanını almak gibi zararlı etkilerden koruyucu etkileri var. İki, bu hücreler zarar gördü. Ne dedik? Otofaji, hücrenin yenilemesi. Yenilenmesi. Bu hücre kalmadı. Ne dedik? Kök hücreler üzerinden hücreyi tekrar yapılandırmak, canlandırmak. Evet. Kadınlarda mesela geçmiş dönemde yumurtaların kendini yenilemediği, yumurta kök hücreleri kavramı bilinmiyordu. Ama bugün onun da varlığını biliyoruz. Erkekte zaten biliyoruz. Ve dolayısıyla ne görüyoruz? Ben her gün gördüğüm olay, evet, birçok umutsuz insan geliyor. Evet, ama fitoterapiyle yüzleri gülüyor. Yani tedavi olmayacak zannettiğiniz, değil mi? Doku kendini yenilemez zannettiğiniz dokuların kendisini yenilediğini görüyorsunuz. Bu bazen azosperm seviyesindeyken bile. Ki azosperm aslında çok korkulu, yani bir şeydir. Olay o yani kadar hasar görmüş ki çok dışarıya durup, dur diye bakılır bile, ama. Bile tıbbi bitkileri etkin kullanıyoruz. Kısırlık konusu sadece bugünün problemi değil. Tarih boyunca insanların yaşadığı bir problem. Evet. Ve insanlar bu sorunları çözmek için bitkileri kullandı. Biz çok daha güçlü kullanıyoruz. O yüzden diyorum ki kısırlık problemi olan insanlar da fitoterapinin bu faydalı bitkilerinden tamamlayıcı ve geleneksel tıbbın bir parçası olarak, ama kendi kendilerine değil,
rastgele değil, aktar tevabeti değil, modern tıbbın bir parçası olarak mutlaka ama mutlaka istifade etmeleri gerekir. Harikasınız hocam. Çok güzel, umut verici bilgiler oldu bizim için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış rica ediyorum Doktor Hakan Özkul hocamız için. Beraber mutfağa geçelim hocam. Bu arada ben az önce söylemeyi unuttum. Sevgili Açel'e bizim stüdyomuzda seslendiği şarkılardan bir albüm yapacakmış ve köy okullarındaki çocuklarımıza yardımda, katkıda bulunacakmış. Bu güzel davranışından dolayı da ona ayrıca tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Ne güzel yaptın. Bir de burada bezelyeli ekmeğimiz vardı. Fırından yeni bezelye çıkmıştı. Bezelye unuyla bir, değil mi? Ekmek yaptı. Nefis bir salata. Kanser savar salata. Kanser savar salatası bugünün özeti renkli oldu. Renkli. Çok güzeldi. Sebze sandalı. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Bebişini öp bizim için. Kendini çok çok iyi bak. İnşallah doğurmadan bir daha görüşürüz. İnşallah. Hocam tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine sizlerle aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. O ana dek kendinize lütfen iyi bakın. Hoşçakalın.